Serdar. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Tam seni arayacaktım ben de. Tesadüfe bak. Öyle mi? Evet. Levent, bir şeyler yap bir bu eksikti çünkü. Tamam. Yap. Serdar. Levent, siz de buradasınız. Hı hı. Evet, evet. Ama sen niye buradasın? Sen New York'a gitmiyor muydun? Ya evet, sorma ya. Son anda bir tane hasta geldi. İşte çok uzadı. Dolayısıyla uçağı kaçırdım. Öyle olunca başka uçağa baktım. Onda da yer yok. Dolayısıyla bütün plan çöpe gitti. Ben de atladım, hemen buraya geldim. Buradaki biliyorsun. Kalmışsın. Evet, biliyorum. Talihsizlik bu başına gelen. Siz hapsolu kaçamağı mı? Aslında şöyle oldu. Nasıl? Biz... biz... Özgür'ün kız kardeşinin düğününe geldik. Değil mi? Evet. Özgür, Serdar. Özgür, Ezgi'nin patronu. Patronu. Serdar. Yumruktan gel abi. Peki. Bu arada ben de bir düğüne katılıyorum bugün. Belki aynı düğündür. Düğüne? Hı hı. Bir arkadaşımın. Ha, bir de arkadaşının. Kerem Soy'dan. Aha, pişti. Ebru'nun abisin. Tesadüfe bak. Ebru demek kardeşin senin. Şaka gibi resmen. Büyük bir şaka. Hatta şaka ötesi. O zaman düğünde beraberiz. Evet. Güzel tesadüf oldu. Ben de seni görmek istiyordum. Neyse, ben sizi daha fazla tutmayayım. Görüşürüz. 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 Tamam. Evet Levent Baba, konuyla ilgili yorumlarını alalım. Bence bu kadar tesadüf bir uyarıydı. Tekneye binmekten vazgeçelim. Bence de. Oo yoş, bir dalıp çıkaydık iyiydi ya. İyi olurdu, serinlerdik. O kadar da hazırlanmıştık yani. Tedarikliydik yani. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım ben? Hayır yani ya, bu kadar da olmak zorunda mı? Bu kadar da olur mu? Gerçekten bu kadar olmaz. Sen uçağa kaçır, sonra düğüne gel. Yok yani, gerçekten fazla, yürü. Yavrum sen bana ne ters ters bakıyorsun ya? Ben mi davet ettim jinekoloğu düğüne? Aa. Farkındaysan ki belli ki değilsin. Başımıza ne geldiyse senin o dahi yani anlaşma teklifin yüzünden geldi. O bir kere benim teklifim yüzünden değil sadece. Senin de teklifi kabul etmen yüzünden dersek daha uygun olur. O öyle tek taraflı sorumluluk gibi bir şey değil. O da ortak bir şey ya. Bazı şeyler öyledir yani. Öyle bir şey bu yani. Baştan kabul etmemiştim. Demek ki içime doğmuş. Ah be, keşke dönebilsek değil mi o ana geri? Pardon? Yani bu durumdan olumsuz etkilenen kişi benken bu cümleyi kurmak sana düşmez. Bana düşer. Keşke o ana geri dönebilsek. Keşke. Etkilenmek mi? Benim etkilendiğim şeylere ne olacak peki? Kolay zannediyorsun değil mi sana tahammül etmeyi? Kim kime tahammül ediyor? Hayır, kim kime tahammül ediyor? Özgür, Ezgi, biraz sakin olur musunuz? Şu anda tartışmanız bir yere varmayacak biliyorsunuz değil mi? Yani bence Ozan haklı. Ya tartışmayı bırakıp çözüm bulmamız lazım. Hani düğüne çok az kaldı ya. Haklısınız. Hı? Çünkü tartışmak tamamen zaman kaybı. Arkadaşlar, Ezgi, sakin. Serdar'ın düğüne gelmesini engellememiz lazım ama nasıl, ona odaklanalım, olur mu? Fikir olan var mı? Gerçekten kimsenin fikri yok mu? Kızım dur bir ya. Düşünüyoruz, hemen öyle aklıma gelmiyor bir şey. Bak herkes düşünüyor. Canlarım, güzellerim. Tamam, takdir ediyorum, kafa yoruyorsunuz ama boşuna ya. Biraz gerçekçi olalım ama, değil mi yani? Yani olamayız engel mengel gelmesine. Yok öyle bir dünya. Sen rahatsın değil mi? Keyfin falan yerinde, orası iyi yani öyle. Çek 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 çek. Tabii ya, niye rahat olmasın ki? Her zamanki gibi başı belaya giren yine ben. Sağdan soldan olabilecek en kötü şeylerle uğraşan yine ben. Beyefendinin de belli ki en sevdiği özelliği bencilliği. Niye rahat olmasın? Yani o olmayacak da ben mi olacağım rahat? Rahat, temiz. Canım benim, bir tanem. Yani dokunuyorum, kusura bakma, dokunuyorum.
Bencillikle ne alakası var ya? Biraz gerçekçi olalım diyorum ben sadece ya. Yani bu jinekolog arkadaş davetli değil mi? Davetli. Geleceğim dedi mi? Dedi. Ne yapabiliriz gelmesin diye yani? Ne yapabiliriz yani? Allah Allah, hal tavrın öyle ki sanki bir tek sen etkileniyorsun bu durumdan ya. Benim annem ne olacak annem? Ya benim yalanım ortaya çıkarsa? Ya annem durumu fark ederse? O zaman ne olacak? Yani ben de mağdurum. Ya ama senin kadar çırtkanlık yapmıyorum yani. Ben de mağdurum. Annesine tek yalan söyleyen sen değilsin. Ben de söyledim. Hatta ben daha çok söyledim. Varamayacağız bir yere, belli oldu yani. Varamayacağız. Anlaşıldı şu anda yani. Böyle tartışarak olmayacak. Şöyle yapalım bak, ben çözümü buldum. Hemen söylüyorum. Bu arkadaşın yolunu keselim. El kol bacak paylaşırız. Sen de abi katılırsınız belki. Aa. Gelirsiniz. Değil mi abi, bir durum olursa? Yani adamı çok dağıtırsan... Arkadaşım tabii, toparlarım estetik anlamda. Estetik anlamda da şey yaparsın. Bak, ne diyeyim? Ne? Öyle bir destek de var. Önünü keselim. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Nasıl bir çözüm vereyim sana yani? Duydunuz değil mi şahane fikri? Herkes duydu. Vahşi. Teşekkürler. Kalsın. Düğüne ben gelmesem? Sebep? Hangi sebeple? Hasta numarası yaparım. İyi yaparım, bilirsin. Ah be canım, sen nasıl yaşıyorsun ya bu? Yaratıcılıkla biraz fazla çünkü bünyeye bunu aldırmak lazım yani, değil mi? Yani hastayım dese annemler böyle ayaklanmayacak mı? Nasıl olacak, ayağa kalkmayacaklar mı? Kusura bakma. Tabii yalan konusunda senin kadar yaratıcı olamıyorum. Peki şöyle yapsak. Serdar'ı arasak ya da birini aratsak, düğün iptal oldu desek. Aa, daha yani fikir gerçekten. Hiç de ortaya çıkmaz değil mi? Hiç anlaşılmaz. Ben. Yani ilk aklıma bu geldi. Tabii ki ortaya çıkacak ama sonuçta anı kurtarırız. Sen anı kurtarmak için yalan söyleyenlerdensin öyle mi? Hayır, tabii ki anı kurtarmak için yalan söyleyen. Neyse. Zaten beni ilgilendirmiyor. Bana ne? Levent. Senin bir fikrin yok mu? Ezgi'ciğim, kusura bakma ama bu sefer Özgür'ü haklı buluyorum. Abi. Yani bu durumda başka yapılacak bir şey yok gibi. İşte akıllı adamın hali başka yani, aklın yolu bir. Estağfurullah. Abi. O yoldan çıkamayan aklı bir tek kendine çalışıyor. Bize gelince fıs. Tamam bak, vallahi ben çok sıkıldım. Bunaldım bu ithamlardan, suçlamalardan. Yeter. Ha, gidelim annemlere. Değil mi? Dökülelim, itiraf edelim, her şeyi anlatalım. Olsun bitsin gitsin ya, tamam. Tamam. Bu nasıl fikir? Şahane fikir. Hadi kalk. Tamam o zaman, hadi ya. Hayır. Abi otur, gözünü seveyim sakın. Aa. Yalan söylediğini öğrenirse annem mahvolur. Ya seninki de. Evet. Mahvolur teyzem. Ayrıca yani şöyle bir günde olacak iş mi ya? Bir sakin olun ya. Çocuklar, biraz sakin olun. Sizi çok tansiyonlu gördüm birbirinize karşı. Havalar sıcak, ondan herhalde. Herhalde. Bakın, biz hepimiz bütün gece orada olacağız. Hep birlikte, el birliğiyle bu işin altından kalkarız. Yani özetle, düğünde... Oyun içinde oyun olacak. Sakin olun. Biz bütün gece yanınızda olacağız. Merak etmeyin, tamam mı? Evet. Sakin olun. Tamam. Hadi akşam düğünde buluşuyoruz öyleyse. Hadi bakalım. Sakın geç kalmayın. Tamam, merak etme sen. Hızlı bir alışveriş yapıp hemen geleceğiz. Tamam, gerginim zaten. Tamam. Hadi Deniz. Cansucuğum, bir şey diyeceğim. Bana bir mail geldi, ona cevap vermem lazım. Sen benim alışverişte halletsen ha. Tam da sırasıydı. Tamam, hallederiz. Hadi görüşürüz. Hadi Levent. Gel şurada bir fotoğraf çekelim hadi. Bir dakika, ne kadar nerede? Güzel olmuş. Bak şu çiçeği ağzı. Tamam, sen şöyle tamam. Geç. Dur, bir dakika dur. Ha şöyle gel bakayım. Şurada da alalım bir tane, gel. Gel bakalım şöyle. Arkaya alıyor değil mi? Alıyor, çok güzel. Ay iyi bakayım sana ya. Sakalların güzel taradın güzel mı? Güzel değil mi? Tamam canım, harika olmuşsun. Çok güzel olmuş. Ay Selim Hanım. Ne kadar şık, ne kadar güzel olmuşsunuz çok böyle. Çok teşekkür ederim. Ben de size bayıldım. Şahane görünüyorsunuz. Ünal Bey, ne kadar yakışmış bu renk size. Çok teşekkür ederim ama yani sizin gibi iki tane güzel kadının yanında bana kimse bakmaz. Aşk olsun Ünal'cığım. Çocuklar gelmedi mi daha? Yok, gelmediler. Aa, bir arasak mı acaba? Aa, tabii, telaşlandınız değil mi? Yani yaşananlardan sonra doğal olarak... Aman canım, telaşlanmaya hiç gerek yok. Gelirler, o günü unutun. Bitti o, geçti o gün. Evet, ya unutalım. Hatta unutmayalım da bizim tanışmamıza vesile olduğu için böyle güzel bir anı diye hatırlayalım değil mi? Değil mi? Siz çocukları merak edip gelmeseydiniz kim bilir çocuklar bizi ne zaman tanıştıracaktı. Oo, daha çok beklerdiniz.
İyi ki beni dinleyip Nevin Hanım'ı aradın. Afiyet olsun. Yavaş kamikaze gibi gidiyorsun. Vallahi yüz üstü düşeceğine topuklularla. Ne oldu? Çocukların sesi değil mi bu? Ay yok ben yapamayacağım ya. Bak gerçekten bu kadar adrenalin bana fazla. Her şey mahvolacakmış gibi hissediyorum. Ya anlarlarsa? Vallahi evhamda üstüne yok. Allah'ını seversen birazcık bak ya. Pozitif düşünmeye çalışamaz mısın? Sence çalışmıyor olabilir miyim? Gerçekten soruyorum sana bu soruyu. Sence ben olumlu düşünmeye çalışmıyor olabilir miyim? Çalışıyorum, deniyorum. Ama sürekli kötü senaryolar geliyor aklıma. Ya her şeyi anlarlarsa? Ya Serdar'a rezil olursam? Bağırma bana. Aa, bunlar kavga mı ediyor? Vallahi canım. Öyle gibi görünüyor baksana. Ay hayır hayır demeyin. Dünyanın en gerilmeyen adamıyımdır ben. Beni bile germeyi başardın ya. Söylenmeye yok. Kes artık kes. Bağırma yeter. Söylenmiyorum ya. Söylendiğimi nereden çıkartıyorsun? Ben sesli düşünüyorum. Mantık yürütmeye çalışıyorum. Düşünme. Tatlı güzel beynini yorma. Biraz düşünmeyi sal ya bırak. Kim düşünecek? Ne yapıyorsun? Sarıl bana şu an sarıl. Sarıl bakayım. Sarılmayacağım. Oyunda kalır mısın? Rolde kalır mısın? Çok rica ederim. Kalamayacağım. Ben sarılıyorum. Sen niye sarılmıyorsun ki acaba yani? İstemiyorum çünkü. Ne demek ben bayılıyorum ya sana sarılmaya çünkü lütfen. Bilemeyeceğim artık. Bak trip yapıyormuşsun gibi görünüyor. Aramızın kötü olduğunu düşünmeni istemiyorum. Sarıl bana çabuk. Sarılmayacağım sarıl, istemiyorum. Sarıl, sarıl bana. Hayır. Sarıl, ya bak sarıl. Anneme söyleyeceğim. Çok ay çok şekerler ya. Çocuklar gibi eğleniyorlar. Ha, böyle benle inatlaşırsan, inatlaşırsan işte böyle şeyler yaşa. Benle inatlaşmamı öğreteceğim sana. Öyle mi? Eğiteceksin evet. Yani beni. Göreceğiz bakalım kim kime eğitecek. Göreceğiz. Düş önüme, yürü. Şu halimize bak. Değil mi öyle ferahladık be? Ayaklarım içinde kayıyor. Benim çorabımın içine girdi, çorabımın içine. Anne! Değil. Aa güzelim. Ay hoş geldiniz çocuklar. Çok ya sırılsıklam oldular bunlar ya. Ya abi pembe. Böyle. Çok. Hasta olacaksınız ya. Ama güzel eğlendiler öyle çocuklar evet. Gibi. Bayağı eğlendik. Olsun. Çok evet. Güzel, çok güzel. Seviyoruz ya böyle sulu şeyleri. Tabii, tabii. Duş alın mutlaka. Yukarıda güzel. Da bir tur sıcak suya gireriz. Hadi, hadi. 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 Seviyoruz suda oynamayı. Üşüyeceksin kızım hadi. Hadi. Canım benim. Ya, çok, çok tatlılar ama şunlar ama. Çocuk gibi böyle oynuyorlar. Bebeğim, bunu da denesene. Sana çok yakışır. Güzelmiş. Tabii ki. Bebeğime her şeye yakışır. Ama ben bunları beğendim, bunları deneyeceğim. Sen de istiyorsan kendine bir şeyler bak. Ha? Lütfen. Önce sen seç. Benim seçtiğim elbiseye göre bir şeyler seçeceksin o zaman, öyle mi? Nasıl? İstiridye ile inci tanesi uyumluysa biz de o şekilde uyumlu olmalıyız elbette. Bunu da dene lütfen. Tamam denerim. Merhaba. Merhaba. Dikkatimi çekti. Ne kadar hoş ayak bilekleriniz var öyle. Teşekkür ederim. Gir. Eskiciğim, müsait misin? Müsaitim. Oturalım canım. Bu arada çok teşekkür ederim. Çiçekler çok güzel. Aa, rica ederim, rica ederim. Beğenmene sevindim. Ezgi'cim, sana çok teşekkür ederim.
oğlumla birlikte düğüne geldiğin için. Ne demek Sevim teyze? Asıl ben teşekkür ederim. Bana evinizi açtınız. Aileden biri gibi hissettirdiniz. Ezgi'cim, ben seni gördüğüm anda o kadar sevdim, o kadar sevdim ki... yani çok kanım kaynadı sana. Zamanla içinin de dışının kadar güzel olduğunu gördüm. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok sevdim. Ah kızım, o kadar dua ettim, o kadar dua ettim ki bugünleri görmek için. Şükürler olsun, sonunda dualarım kabul oldu. Biliyor musun, ben Özgür'ün ilk defa bir kız arkadaşıyla tanışıyorum. Senin gibi bir kızla birlikte olduğu için de çok mutluyum. İnşallah hiç ayrılmazsınız. Hep mutlu olursunuz. İnşallah. Ben sana küçük bir hediye aldım. Niye zahmet ettiniz? Umarım beğenirsin. Taktıkça da beni hatırlarsın canım. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Şöyle çekelim, tamam. Güzel kızım, nazarlardan korusun. Hiç çıkartmayacağım. Teşekkür ederim. Hadi ben seni rahat bırakayım şimdi. Aşağıda görüşürüz, tamam. Tamam, görüşürüz. O da sende kalsın. Teşekkür ederim. Çok yakışmış tatlım. Teşekkür ederim. Ama istersen benim seçtiğimi de bir dene. Olur, olur, olur. Ah, çok güzel, çok yakışmış. Beğendin mi? Evet. Eşiniz sizin için çok güzel bir elbise seçmiş. Çok zevklisiniz. Yalnız eşim değil, erkek arkadaşım. Şu ayakkabıları da denesek mi acaba diyorum. Aşkım, bunları denemeye hiç gerek yok. Benim bu kıyafete uygun bir ayakkabım var zaten. Yanımda getirdim. Lütfen dedim. O narin ayak bileklerine çok yakışacak, eminim. Lütfen. Lütfen. İyi de ben karar veremedim ki, acaba pembe olanı mı alsam yoksa... İkisini birden alırız. Olur mu öyle şey? Hayır, gerek yok. Ayrıca daha denize elbise bakacağım. Aa, onu da alırız. Hepsini birden alırız. Hadi dene. Peki. O zaman ben üstümü değiştireyim. Hatasını anlamış tabii. Nasıl da kıvrılıyor. Lütfen buradan. Ha, hayır, olur mu öyle şey Levent? Saçmalama. Rica ederim. Levent. Benim hediyem. Tek çekim lütfen. Ama şu anda beni gerçekten mahcup ediyorsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Alo, Işıl'cığım. Ha, merhaba canım. Ha, Levent'i gördüm şimdi Göcek'te. Ha, evet evet, Göcek'teyim. Eminim tabii ki Levent'ti. Yanındaki de sevgilisiydi herhalde, yani eli belindeydi. Sevgilim, nazik hediyelerin için çok teşekkür ederim. Ne demek hayatım? Lafı mı olur her zaman? Diler ki senin o güzel yüzün hep gülsün. Tamam. Ya. Ya şu kuşlara, güvercinlere bak, ne kadar güzeller ya. Ya Ege'nin kuşu bile bir farklı, bir ayrı uçuyor ya. Bak bak bak, şuna bak, bak. Gubu gubu gubu. Gubu gubu gubu. Gubu 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 gubu. Gubu gubu ne ayo? Ne bileyim, Ege'ye konuşuyorum herhalde. Gubu gu... Telefon. Eyvah, Zeynep arıyor. Zeynep arıyor. Aşkım, aşkım çok kötü yakalandım. Bence açma. Olmaz mı? Olmaz hayatım, olmaz. Kızım sonuçta. Hep yalan, hep yalan söylüyorum ona. Dur bakayım, şey gibi yapayım. Sanki hastanenin bahçesinde gibi, ha, tamam mı? Aç, aç o zaman, sakin. Görüntülü arıyor hem de. Alo, tatlım nasılsın? İyiyim baba, sen nasılsın? Neredesin? Ben de iyiyim hayatım. Hastanenin bahçesindeyim de... şey yapacağım,
Ameliyata gireceğim. Ameliyata gireceğim. O yüzden şey yapıyorum kızım. Böyle hava almaya çıktım rahatlamaya. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Anne, babam hastanedeymiş. Ayla teyze sana yalan söylemiş. Ayla teyze mi? Ayla teyze de kim kızım? Ayla teyze... Ne yapıyorsun ya? Bilsin annesi baba. Az önce seni Göcek'te görmüş. Göcek mi? Ya ne saçma iftiralar. Kim o Ayla'nın... Ayla kim kızım? Yani ben tanımıyorum. Şaşırmıştır o. Birine benzetmiştir yani. Annem seni istiyor baba. Verme anneni. Sen annene benden selam söyle. Annen onu anlar kızım. Verme sen onu. Verme. Duymuyorum seni. Duymuyorum ama dudaklarını okuyorum. Çok ayıp. O kelimeyi kullanma. Çok ayıp. Olmuşuz. Sen de fena sayılmazsın. E işte yanına yakışalım diye elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir eksik var. Değil de el ele tutuşarak gitsek daha inandırıcı olur. Senin için de sakıncası yoksa. Yok, olur tabii yani. Madem bir oyuna girdik, hakkını verelim. Bu arada bileklik çok güzelmiş böyle. Nazar boncuğu falan. İhtiyacım var tabii. Annen ne diyorsa? Aa, gerçekten mi? Anneme bak ya, ne ara çıkmış dolmuş. Özgür'ün ilk defa bir kız arkadaşıyla tanışıyorum dedi. Tabii canım, ben öyle herkesle tanıştırır mıyım annemi? Sen ikisin doğru. Gerçi beni de oyun için tanıştırdın. Yani ben de ilk sayılmam. Yani öyle tabii de. Çok tatlı bir annem var. Bir de seni sevmeseydi öyle görseydim. Çok sevdi seni. Ben de sevilmeyecek kız değilim. Tabii canım yani. Seni carlarken görmediğini düşünürsek. Ya kendimi tutuyorum ama hakkımı yeme. Farkındayım. Yani çok farkındayım. Bunun için de yani bu sabrın için de çok minnettarım sana. Neyse, bugün de atlatalım da. Aynen öyle. Başlasın o zaman. Başlasın.
gelmişler birbirlerine. Çok, çok güzel görünüyorlar. Maşallah. Çok heyecanlıyım, çok. Ay Zehra Hanım, ben de öyle. Kraliçem, bu ne güzellik be. Çocuklar, güzel olan sizsiniz. Nevin Hanım, aynı şekilde siz de tabii ki. Ah, çok teşekkür ederim Özgürcüğüm ama siz o kadar güzelsiniz ki gerçekten. Eskicim, ne kadar güzelsin yavrum. Aa, çiçeğin de çok yakışmış. Bayıldım, bayıldım. Da çok yakışmış. Teşekkür ederim Selim teyzeciğim. Siz de çok şıksınız, çok zarifsiniz. Anneciğim, sen de öyle. Canım, kızım benim. Ah, güzelim benim. Diktim yavrum. Ben Ünal'ın yanına gideyim. Sonra görüşürüz, tamam mı? Prensesim de geldi. Ay, melek kızım benim. Abicim. Damat değil. Ha, tatlı. Çok güzel. Çok. Tatlım, çok güzelsin. Ebru, peri kızı gibi olmuşsun. Ne kadar yakışmış gelinlik. Çok teşekkür ederim. Umarım hep bu kadar mutlu olursunuz. Tekrar tebrik ederim. İnşallah. Darısı sizin de başınıza. Ayakkabının altına en ilk senin adını yazdım. İnşallah. Ay çocuklar, bugün benden daha mutlusu yok herhalde. Keşke rahmetli babanız da yanımızda olsaydı da bu günleri görseydi. Ama ben biliyorum, o bir yerlerden görüyordur bizi. Bence de. Fotoğraf çekimi için aileyi de alalım. O zaman ben müsaadenizle annemlerin yanına gideyim. Hayır, olmaz. Sen de geleceksin bizimle. Bırakmam. Geldiler. Yardım edeyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam. Şuradan gidelim. Hoş geldiniz tekrar. Masanızı göstereyim ben hemen. Şu. Güzel masa. Ah, güzel olmuş. Canım, nasılsın, iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Sen merak etme, biz senin yanındayız. Bu arada bakayım sana. Bak, çok güzel görünüyorsun maşallah ya. Bu arada siz de öyle. Elbiseler yıkılıyor. Nereden buldunuz iki arada? Ya sorma, gerçekten şansımıza çok güzel bir mağaza bulduk. Ama işte Levent'in kızına yakalanmasaydık iyiydi. Ne? Nasıl yakalandınız ya? Ne alaka? Ya sorma ya. Levent buraya gelebilmek için kızına yalan söylemişti ya. Hı? Ha işte. Kızının arkadaşının annesi biz birlikte görmüş. O da hop eski eşine yetiştirmiş. Kadın resmen yememiş, içmemiş, koşmuş gitmiş, yetiştirmiş. Yuh yani, yuh. Ya ne diyeyim? Ne yapayım yani? Biz olsak kızımız aman üzülmesin diye yalan söyleriz ya. Aynen öyle yaparız. Aynen. İyi de belki Levent bu bahaneyle ilişkinizi anlatır kızına, ha? Olabilir. Ay ne bileyim, bilmiyorum ya. Ay, her şerde bir hayır vardır derler ya. Hayırlısı neyse olsun artık. Vardır değil mi? İnşallah bu gece o hayır beni de bulur. Bulur güzelim, bulur, gel. Baro, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne arzu edersiniz? Bilmem ki.
Sen ne tavsiye edersin? En sevdiğim müşteri profili. Gerçekten bana soran, bana bırakan. Şiş. Ne bu lavallilik iş başında? Hı? Lavallilik değil, müşteri memnuniyeti sadece. Bir şey diyeceğim bu arada Gizem Hanım. Şöyle bir durum mu var? Bugün biraz siparişler geç çıkıyormuş da mutfakta bir problem var sanırım. Vardır. Özgür gittiğinden beri herkes bir lakayit olduğu için. Vardır yani. Ama ben ne yapacağımı biliyorum şimdi. Bak izle. Tuğrul Bey. Gözüm üstünü kapatık. Hareketlerine dikkat et. İki dakika rahat bırak ya. Görüyorsun değil mi? Bütün kadınlar bana hasta. Nasıl da gülüyor. Buyurun. Ah, bu arada happy hour. Bir alana 3 bedava. Gerçekten mi? Sen çok tatlısın ya. Ha. Sana bir şey soracağım. Gece 3'te. Yok artık. Haklısın. Çok uzun süre çalıştırıyorlar beni. Ama yorulmam. Ne anlatıyorsun sen ya? Siz çıkış saatimi sormuyor musunuz? Yok artık diye ona dedim zaten. Yok artık, evet. Hatta çüş artık. Bir anda çok hızlı gelişti çünkü. Peki siz ne sormuştunuz? Özgür'ü soracaktım. Yok mu bugün diyecektim. Yok. Eper saati de bitmiş. Kusura bakmayın. Salak. Ne oluyor burada? Ne olacak? Benim eve falan kapanmam gerekiyor galiba. Yani bir kadın görmeye görsün ya. Bu kadar arzulanan, bu kadar istenilen bir insan olmaktan ben de sıkıldım. Kusura bakmayın yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olamaz. Yani diyorum ki kusura bakmayın. Benim minnoşum var diyorum. Kibarca reddediyorum. Kes, kes. Kes tamam. Ah canım hoş geldin. Hoş buldum. Yalnızsın. Evet. Gel. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Çocuklar. Ne kadar şık bir düğün oluyor. Baksanıza her şey ne kadar kaliteli hazırlanmış. Ne kadar güzel değil mi Ünal'cığım? Evet herkes son derece şık. Ama en şık ve güzel olan tabii ki bizim kızımız. Ünal abi çok teşekkür ederim. Hep çok zarifsin. Evet evet. Ben de Ezgoş'u çok beğendim bugün. Yavrum bilekliğin yeni mi? Evet. Sevim teyze almış. Çok güzel değil mi? Aa, Ünal duydun mu? Sevim Hanım kızımıza bileklik hediye etmiş. Ay ne kadar kibar, ne kadar zarif bir kadın bu böyle. Çok ince bir hareket. Çok, çok desene yani. Ezgi'yi çok beğenmiş demek ya. Tabii beğenecek hayatım. Başka kimi beğenecek ki? Bakın bir erkeği tanımanın en iyi yolu onun annesiyle olan ilişkisine bakmaktır. Özgür de annesi gibi kaliteli. Neyse çok şükür. Sonunda Ezgi'nin yanında ona yakışan birini görebildik. Ben bir Cansu'ların yanına gideyim. Yalnız kalmasınlar. Hadi git bakalım git. Her şey üstüme üstüme geliyor. Çok stresliyim. Şu düğün inşallah kazasız belasız hayırlısıyla sıkıntısız bir bitsin. Başka bir şey istemiyorum. Ya saçmalama ya. Asıl sen bu kadar gergin olursan ya olay çıkmaması mümkün değil. Biraz sakin olur musun? Lütfen bir sakin kal, bir derin nefes al ya. Deniyorum Deniz'ciğim. Gerçekten çok yürekten bunu hem deniyorum hem istiyorum. Ama şartlar müsait değil. Bir taraftan aile baskısı, bir taraftan Serdar ya her an gelirse korkusu. Gerçekten büyük baskı altındayım. Böyle olmayacak. Bu ne? Seni sakinleştirecek. Kızım bana bak dokunmasına ne verdim kızım? Evet evet bak bana dokunur biliyorsun. Hayır hayatım dokunmayacak. %100 doğal merak etme. Yani ayrıca şu halimden daha kötü olmaz. Merak etme yani. Ayrıca şöyle düşününce hani panik yapıp bütün geceyi mahvedeceksin diye de çok korkuyorum. O yüzden lütfen sakin. Yapabilirim mümkün. Çünkü bende o potansiyel var. İçiyorum o zaman. Sakın alkolle falan almak yok tamam mı? Yok yok. Ben zaten bu gece içmeyeyim mümkünse. Yok yani mümkünse içme. Gitti mi? Yuttum. Her şey için artık çok geç. Gözünüz üzerimde olsun. Hepinizin. Hadi.
bak buradasın. Bir şey söyleyeyim, buradayım. Sen sakinleştirici mi aldın? Evet. Bana da versene bir tane. Şaka yapayım. Ne gerek vardı? Yani bence doğal yollardan sakinleşebilirdin denesen. Denedim. Olmadı. Üzerimdeki baskı çok büyük. Ama merak etme. Birazdan sakinleşeceğim. İnanıyorum. Ne? Ben yanındayım. Merak etme. Tamam. Tamam. Sakın dibimden ayrılma. Ya, şu an arkandayım da demek istediğimi anladın yani. Böyle baktığım anda seni bulayım. Gözüm görsün. Güçlü olmalıyız. Birlikte güçlüyüz. Bitmez şu kalbimin derdi. Şuna bakma hayatım ya. Rahat rahat konuşalım diye. Evet. Anlatmak ister misin? Ne oldu? Seda ile ayrıldık. Niye lan? Şşt. Ciddi misin ya? Evet. E niye peki? Ben en son sizi gördüğümde bayağı iyiydiniz. Daha hamile diye evlenecektiniz falan. Bebeği kaybettik. Soner, çok üzüldüm. Sağ ol. Kim ayrılmak istedi peki, Seda mı? Evet. Ah canım ya, kahrolmuştur tabii. E biraz alttan alsaydın, ilgilenseydin düzelirdi. Yok. Artık hiçbir şekilde düzelebileceğini sanmıyorum. Tamamen bitti. Hadi ya. Yani zaten evlenme teklif etmemin sebebi de hamile olmasıydı. Yani o bağlayıcı oldu diyeyim. Anladım. Kısmet. Seda hayatıma girdiğinde 3 yıllık çiçek gibi ilişkim vardı biliyor musun? Onu da kaybettim. Ay, ona da yazık oldu tabii. Evet, böyle böyle biraz karışık işler. Şimdi istesem onu da geri alamıyorum. Çünkü neden? Bir ilişkisi var. Ha. Hem de kiminle biliyor musun? Kiminle? Senin patronunla beraber. Aa! Ya. Özgür'le mi? Evet, Ezgi. Ne oldu? Bir şey yok. Ezgi ya, tanışmışsındır kesin. Ezgi mi? Evet. Neden bu kadar şaşırdın? Hay Allah'ım ya Rabbim. Onlar sevgili değil ki, Allah korusun. Nasıl yani? E değiller tabii canım. Kısa bir özet geçiyorum sana. Hı. Şimdi, Özgür'ün kardeşi evleniyor. Hı hı. Annesi de Özgür'ün böyle sağlıklı, güzel, düzenli bir ilişkisi olsun istiyor. Hatta evlensin falan istiyor. Özgür'ün de o taraflarda bezi yok tabii. Böyle sevgilicilik oynayabileceği, yanında annesine göstermelik birisini götürmek istedi. Ha. Bana sordu. İlk önce bana sordu. Yalan mı? Tabii beni daha önce annesi gördüğü için o işi olmadı. Ezgi'ye kısmet oldu işte. Gerçekten mi? Gerçek tabii. Daha ne olacak? Çok iyi. Üstüne üstlük bir de yeni mekana halkla ilişkiler sorumlusu oldu. Abi bir de işten de ayrıldı yani. Dünyada başka iş yokmuş gibi geldi buraya, çöktü baykuş. Anladığım kadarıyla sen de bu durumdan pek memnun değilsin. Ay şekerim, nasıl memnun olayım ya? Yani benim hak ettiğim göreve o getirildi diyorum. Bunun nesinden memnun olayım? Bu üzücü. Neyse neyse. Sevgili değiller Allah'tan. Güzel güzel. Çok güzel. Güzel. Benden saklama, gözleri çipi çipil olmuş, anlarım. Duygulanma ya, hala senin kardeşin. İstediğin zaman görürsün. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde. Prenses gibi olmuş benim kızım. Sarısı Özgür'ümün başında. Ay, amin.
İnşallah Ezgi'miz de en kısa zamanda böyle gelinlikler içinde olur. Yani inşallah, inşallah da yani şimdi gençlerin pek evlenmeye niyeti yok. Biraz baskı yapmak, o bittiye getirmek lazım. Yani diyorum ki, siz dünürlere çok iş düşüyor. Yani. Özgür'le Ezgi dansa kalksalar ya. Olur. Yani. Ben gidip onları kaldırayım. Hadi. Organizatör. İyi. Doktor Bey, siz ne zaman evleniyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Bu da bana taktı. Çifte kumrular. Siz niye dans etmiyorsunuz? Ben ilk senle derim diye düşündüm, beklettim. Ay canım benim, şakacı. Hadi, hadi kalkın. Hadi. Tamam ya, şey yapmayacağız. Gel tatlım, dans edelim. Herkes evlensin istiyor, çok azimli. Ama ya bu azmini Serdar buradayken sergileseydi? Ama yok. Yani bence dans faslını aradan çıkaralım gelmeden. Hı? Mantıklı. İster misin? Hiç sevmiyorum. Peki. Ya bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Çok şık olmuşsun. Çok güzelsin. Yani elbisen çok güzel. Mersin. Sağ ol. Ben bir şeyler sipariş edeceğim. İster misin içecek bir şeyler? Hayır. Peki onun dışında bir şey ister misin? İsterim. İsterim. Hı. Ama yapabilir misin emin değilim. Yani elimden geleni yaparım. Ne istiyorsun? Susmanı. Deniz, ben sadece... Sen sadece benimle yakın olmaya çalışıyorsun, bir samimiyet kurmaya çalışıyorsun. Ya çalışma, yapma. Ben bu mesafeden çok memnunum çünkü. Tamam mı? Eğer Deniz senden hoşlanmasaydı, seninle hiç muhatap olmazdı bile. Azarlamak için bile mi? Aynı. Bir dakika ya, sen ne sürtüyorsun? Ya sanırım bana neden böyle davrandığını biliyorum. Öyle mi? Yani bazı kadınlar da böyle. Pardon? Ne demek o ya? Bir dakika, ne demeye çalışıyorsun sen bana? Ay, affedersiniz, pardon bebeğim, lafını bölüyorum ama. Olur mu Fitnat teyze, hoş geldin. Aşçı oğlum benim, iyiyim. Bak, seni kimle tanıştıracağım? Elmas, Ozan. Ha. Merhaba. Merhaba, çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Etmiştim ya daha önce. Zaten Fitnat abla aşçı olduğunu söylediğinde çok memnun olmuştum. Ben birazcık yemek yemeyi severim de. Ama maşallah seni bir de böyle yakışıklı görünce daha bir memnun oldum. Teşekkür ederim. Dans edelim. Ya ben çok sevmiyorum dans etmeyi. Aa, daha demin diyordun. Ben dans etmeyi çok severim, bir dans etsem keşke falan diyordum ya. Biraz çekin yani, sen ona bakma. Aa, çekinecek hiçbir şey yok. Gel, evet. Gel. Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddeler.
Hayretler içerisindeyim gerçekten. Dans edebiliyorsun. Niye ben dans edemeyecek kadar beceriksiz mi duruyorum? Hayır yani, beceriksiz demeyelim de... Dans romantik bir eylem ya. Sen ve romantizmi bağdaştıramıyor beni. Dans etmek romantik bir eylem mi sence? Evet, kesinlikle öyle. Çok romantik bir eylem. Sence öyle değil mi? Yani şu anki mecburi durumu saymazsak, bana göre ön hazırlık gibi bir şey. Bu mu yani? İğrençsin. İğrenç. Diyecek kelime bulamıyorum. İğrenç. Hadi iğrenç değilim, erkeğim. Ya sen ne zannediyorsun ki? Ben anlamıyorum gerçekten yani. Hangi erkek dans eder ki, ah ne kadar romantik, keşke sabaha kadar sürse der ya. Hepsi bir an evvel bitse de bir sonraki aşamaya geçsek diye düşünür. Sana üzücü bir haberim var. Bence bir tek sen öyle düşünüyorsun. Yani, tabii tabii, bir tek ben böyle düşünüyorum. Senin jinekolog asla böyle düşünmüyor. Niye? O bay doğru çünkü, değil mi? Aynen öyle. Bir şey diyeceğim, senin bay doğru gelemedi hala acaba? Allah muhafaza, başına bir şey gelmiş. Allah korusun, şomazlı. Bir şey diyeceğim, annenler bakıyor, bırak şimdi afra tafrayı. Beni öldürecekmiş gibi bakma, tamam mı? Hiç kusura bakma. Şu an sana başka türlü bakmam mümkün görünmüyor. Şöyle düşün, yardımcı olabilir. Hani yarından itibaren bu durumdan kurtulacağını. Bak çok güzel. Gerçekten bayıldım bu habere. Allah'ım Allah'ım, ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Çok da iyi anlaşıyorlar benimle. Nevin, Sevim Hanım çok yakında böyle bizim kızı istemeye gelirse sakın şaşırma. İşi aceleye getirmeye başladı. Evet, evet. Biliyor musun? Özgür de Ezgi hakkında aynen öyle düşünüyor. Ne yalan var? Ya bu nasıl sen? Olur mu? Doğru gidelim. Eski Serdar geldi ama sakin oldum. Ne? Aşkım sen Serdar'ı karşıya gitti, masaya gitti. Sakin ol. Yok sakin ol. Arkadaşlarımız geldi de artık bitirsek mi? Olur tabii ama sonra dans edeceğiz değil mi? Tabii tabii. Gel, alıyorum. Aa! Ne oluyor? Kadınlar geldi. O kız kim be? Kız mı var? Dön kafanı. Kim o? Pinky o da. Hoş geldin Yeşim. Merhabalar. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Hadi geçelim. Güzel. Geliyorlar, geliyorlar. Teşekkür ederim. Evet. Selamlar herkese. Serdar, merhaba. Merhaba. Merhaba Serdar Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Sizi Yeşim'le tanıştırayım. Yeşim? Yeşim benim kız kardeşim. Oh, çok şükür. Ezgi. Merhaba Yeşim, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Cansu. Merhaba Yeşim. Merhabalar.
Evet, ben de sizi Deniz ve Ozan'la tanıştırayım. Deniz'le tanışıyoruz, avukat hanım. Tabii, doktor bey. Merhaba. Merhabalar. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Özgür de geliyor. Özgür'le tanışıyorsunuz ama Yeşim tanımaz herhalde. Özgür bey. Özgür de lütfen, hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk Özgür. Daha yakından tanımadan beni. Bir de yakından tanısam diyorsun yani. Yo, ben Özgür'ü gayet iyi tanıyorum. O da beni iyi tanır. Evet ya, biliriz birbirimizi. Nereden tanışıyorsunuz? Geçen haftalarda kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Hmm. Tanımış biri mi? Çok. Bütün ülke onu bay yanlış olarak tanır. Evet ya, sayende. Aynı zamanda kendisi La Gabia'nın sahibi. Öyle mi? Çok sevdiğim bir mekandır. Evet. Tanıştığımıza göre yerlerimize geçebiliriz. Hadi bakalım. Tabii. Başkasını sevmem, deli diyorlar bana, desinler değişirim. Sen de o zaman La Gabia'da çalışıyorsun. Yok, ben yeni açılacak mekanlarında çalışmaya başlayacağım. Tamam, şimdi oldu. Orada görmedim seni, yoksa mutlaka hatırlardım. Ozan ve Özgür beraber ortak bir mekan açma hazırlığı içindeler. Ozan da La Gabia'nın şefi. Süper. Bu arada yemeklerinizin bağımlısıyım. Bunu söylemem lazım. Çok sağ olun. Kim değil ki? Ya, yemek yapmak bana bir sanatmış gibi geliyor. Ve bunu o kadar güzel icra ediyorsunuz ki keşke sizin yarınız kadar yemek yapabilsem. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kesinlikle. Ben de isterdim. Bu arada ne kadar güzel bir tesadüf oldu değil mi? Böyle hepimizin aynı masada buluşması. Evet evet, inanılmaz güzel bir tesadüf. Evet evet, kesinlikle. Az önce Kerem ve Ebru'yu tebrik ederken onlara da tanışıklığımızdan bahsettim. Hem şaşırdı hem de çok sevindi. Bayağı vakit geçiririz birazdan değil mi? Geçirmez miyiz? Tabii, hep birlikte vakit geçiririz birazdan. Evet tabii. Biz de konuştuğumuz bu arada, az önce yarım kaldı. Tabii. Hı hı. O zaman daha nice güzel tesadüflere. Tesadüflere. Afiyet olsun. Ben kalkayım artık. Canım, ilgilenemedim seninle, kusura bakma. Hiç önemli değil. Ama yine gel. Bak, Ezgi burada çalışmaya başladı. Hem görüşme şansımız olur. Ezgi'nin artık bana selam vereceğini bile sanmıyorum. Aa, verir canım, niye vermesin? 3 yıllık ilişki bu. Doğru. Öyle kolay kolay unutulur mu? Unutulmaz. Bak, ben kadınım. Benim hislerime güven. Hı. Unutmamıştır o seni. Bakalım. Hem çözeceğiz biz. Ona nasıl davranman gerektiğini, her şeyi halledeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Dikkatli yürü, kapaklanırsın. Çok verdim herhalde. Evet. Bu arada size bir tane mood kokteyl hazırlayayım mı? Ne bu böyle? Her içkiye isim bulmalar falan. Ne var canım? Müşterinin mooduna göre içki hazırlıyorum. Öyle. Yeni mekanda da böyle menü hazırlayacağım. Tabii ki siz izin verirseniz Sayın Halk ve İlişkiler Müdürem. Mood mu? Mood mu dedin sen? Moda olmasın o. Olsun. Böyle menüye koymalar falan, kendi başına karar vermeler. Ne oluyoruz? Ne bu hat? Ne oldu? Birileri terfi etmekten vazgeçti galiba. Vazgeçmedim canım. Sadece böyle ufak tefek değişiklikler yaptım. Oyuncu değişikliği diyorsunuz yani. Barmen Emre out. Ezgi'nin eski sevgilisi Soner in mi? Öyle mi? Bir şey diyeceğim Gizem Hanım. Ben böyle çok yüksek sesle çalışıyorum ya. O yüzden algılarım çok açıldı. Bağışıklık kazandı. Anlatabiliyor muyum ki? Nerede ne konuşuluyor hemen duyuyorum. Beni bağışıklığını söker alırım senin. Bana bak. Sen öyle duymuyorsun. Sen resmen duymak için çaba harcıyorsun. Bana bak Gizem. Biz bir takımız. Ne demiştik? Win, win. Unuttun mu? Şimdilik canım. Sıra var. Yani sınanıyoruz resmen. Bu kadar olur. Ya nasıl kız kardeşi Özgür'ü tanıyor olabilir? Sadece tanısa iyi. Onu bay yanlış diye manşet attırıp bütün ülkeye rezil edecek kadar da takıntılı. Özgür röportaj yapan kızın ondan intikam aldığını söylemişti. İntikam? Demek ki arada başka bir kadın var. Yani düşün bak, Özgür'den ne kadar etkilendiyse kaybetmeyi azmedememiş. Aynen öyle. Çok hırslı ve çok tehlikeli bir kadın.
bu hırsla Özgür'ü geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bak demedi deme yine. Başarırdı. Ay vallahi korktum ben bu kadından. Ezgi, aman ha sen dikkatli ol. İleride görümcen falan olacak bu senin. Yani düşün bu adamın manşetle bütün ülkeye rezil eden sana neler yapmaz. Ha, ay hiç mi şişirdiniz? Sağ olun vallahi su serpildi yüreğime. Sen merak etme biz onun hakkından geliriz. Merhaba. Az kalsın yakalanıyorduk. Çiçeği yerdi bizi bu. Yerdi. Neyse hadi tuvalete. Senle röportaj yapan kızın da burada olması peki? Evet ya. Doktorun kardeşi çıktı. Öyleymiş. Allah'ın işi işte. Beni boş ver sen. De bir haller var asıl. Yok bir şey abi ya. Söyle oğlum ne oldu avukat kız mı? Ama bu sefer %100 haklı. Yani ona hiç söylememem gereken bir şey söyledim. Bana sürekli ters davranıyor ya. Hayır ya harbiden söyledim mi öyle bir şey? Ne söyledim ya? Söyle. Yani bana neden böyle davrandığını biliyorum tarzında böyle bir... Ne gerek var lan böyle şeye? Tam olarak böyle bir şey söyledim bu arada. Şimdi bütün gün beni kıstıracak burada ne demek istedin diye. Ne yapacağım ben? Yani ne yapacağını bilmiyorum da... ne yapmayacağını biliyorum diyebilirim. Bir fikrim var yani. Bence bugün onunla baş başa hiç kalma yani. Haklısın. Evet. Bir şey diyeceğim. Hatta genel olarak bence baş başa kalma diyebilirim. Neyse ben bir anlamadım. Evet, evet. Tamam. Tamam, ben haber verdim. Tamam, görüşürüz. Selam. Selam. Sevgilin bir yerlerden çıkıp üzerime saldırmaz değil mi? Bakacağız artık ona her an her şey olabilir. Bizler bu. O manyak sevgilim değildi benim. Sadece öyle bir kere görüştüm. Sonra da görüşmeyi reddettiğim biriydi. Siz kadınlar bir reddedilince deliriyorsunuz ya, onlardan biriydi herhalde. Tamam da bu açıklamayı bana o gün yapsaydın ben de o kadar delirmezdim herhalde. Güzel aldın ama intikamını. Tebrik ederim. Sen de güzel hak ettin ama. Vay yanlış. Tercihlerim beni ilgilendirir. Evliliğe aşka inanmam falan. Güzel, güzel cümleler yani. Tamam, biraz acımasız olduğumu kabul ediyorum. Ama... yani aralarda doğruları da yazmışım. Yani senin ben aşka ve evliliğe inandığını hiç sanmıyorum. De işte bunu annemin bilmesine gerek yoktu. Annen evlenmen için baskı mı yapmaya başladı yoksa? Ben de yarattığın tarihi bir hata hayal edebiliyor musun? Yazık sana. Özgür. Annem. Merhaba. Merhabalar. Ben de seni arıyordum çocuğum. Misafirler seni merak ediyor da. Ben de seni arıyordum aslında anneciğim. Geleceğim ya, herkesle ilgileneceğim. Merak etme. Geleceğim tamam. Herkesi. Tamam canım, tamam. Anneni görünce sende yarattığı tahribatı çok iyi anladım. Özrün kabul edildi ama. Bir dakika ya, nasıl yani? Şimdi özür dileyen ben mi oldum? Ya, tam olarak da gönlümü almış sayılmazsın tabii. Bak sen, yani tam olarak nasıl gönlünü almamı istersin? Ezgi, bu şarkıyı çok severim. Dans etmek ister misin? İsterdim ama gerçekten çok yorgun hissediyorum. Sonra ederim mi? Tamam, nasıl istersen. Biliyor musun? Birden enerjim bir yerine geldi. Hadi dans edelim. Nasıl? Şimdi? Evet. Hadi hadi. Durduğumuz kabahat. Tabii ki. Dans edelim mi biz de işim? Olur. Bunlar ne yapıyor ya? Ortam gerilecek. Bence siz de kalkın. Ay evet. Aşkım kalkalım. Bir şey olursa müdahale ederiz. Hadi.
Hadi bakalım. Evet, biz de kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dinliyorum. Bazı kadınlar da böyle derken ne demek istedim? Ben orada aslında... Ozan'cığım, tatlım. Dans ederiz demiştik, sonra öyle konuşmuştuk. Evet, evet, değil mi? Söz verdim. Değil mi? Sonra konuşacak olur mu? Yalnız ayağım çok ağrıyor. Basarsan da sağa bas, tamam? Çalıştım, çalıştım. Sen gel. Tamam. Fitnat, ne biçim konuşuyorsun ya, hızlı çıktı falan. Allah Allah, arkadaşındır. Ne olacak? Ne arkadaşı? Hani Özgür dururken. Özgür de başka biriyle dans ediyor. Ayol, bunlar birbirlerine nispet mi yapıyorlar yoksa çok mu rahatlarlar? Ben sana diyeyim şekerim, bunlar yakında ayrılır. Kesin ayrılır bunlar. Çünkü bunlar da ciddiyet yok. Yani ciddiyet olsa bu şekilde davranmazlar bunlar yani. Tamam Fitnat, tamam. Anlıyorum, görüyorum zaten. Nevin. Ya Ezgi başka bir adamla dans ediyor. Görüyorum canım, görüyorum. Özgür de başkasıyla dans ediyor. Aralarında bir problem yoktur değil mi? Kavga etmemişlerdir. Yok canım, Allah korusun, deme öyle. Stres oldum vallahi. Biraz eş değiştirsek mi? Hı? Tabii olur. Nesat. Oh. Sen yine de benim dediğimi bir düşün bak. Yaramaz şey. Ne yapıyorsun bakayım sen? Dansa kalkılır mı? Dansa kalkılmaz ama başka kızlarla flört edilir. Ne alakası var? Yazık ya. Vallahi üzülüyorum. Bu senin bağ kurma problemin her alana sirayet etmiş. Ne alakası var? Kuramıyor da. Dans etmekle konuşup gülüşmek bir mi? Bir tabii. Aslında bunu en iyi sen bilirsin. İkisi de ön hazırlık. Bir saniye, bir saniye. Sen... Kıskandın beni. Ne kıskanacağım seni ya? Aa! Ayrıca hatırlatırım. Serdar'ın kollarından birini çekip alan sensin. Sakın sen beni kıskanmış olmayasın. Kıskanmak seni. Seni. Evet. Ben o jinekolog arkadaşın kollarından seni annemler yanlış fikirlere kapılmasın diye kurtardım. Ben varken ona dans ediyor olman hoş mu? Sence hoş görünüyor mu? Ha? Peki ben varken senin başka kızlarla flört etmen hoş görünüyor mu? Hı? Hoş görünüyor mu? Bir gece daha sabredebilirsen. Zor olacak ama sabredeceğiz. Sizlere bakar mısın? Farkındayım, çok gerildi belli. Ay evet öyle, inşallah haklarında yanlış bir şey düşünmezsin. Ya nasıl düşünmesin? Özgür geldi, Ezgi'yi aldı götürdü, mümkün mü yani düşünmemesin? Düşünür değil mi? Düşünür. Düşünür. O zaman bir şey yapmamız lazım ya. Aşkım. Hı. Serdar, Ezgi ve Özgür için aralarında bir şey olduğunu falan sanacak. Ve yanlış düşünmesini istemeyiz değil mi? Bir şeyler mi yapsak acaba? Peki. Şimdi Özgür'le Yeşim arasında önceden bir ilişki varmış, doğru mu? Yani evet, öyle biliyoruz. Hatta bir kadının yüzünden araları da bozulmuş. İşte o dergi meselesi var ya, böyle başlık attı hani. O mevzu da o yüzden olmuş. Aa,
kızmış. Vay be. Neler yaşanmış. Anladım. Bir dakika dur. Tamam, tamam. Hadi lan, hadi. Ezgi ile burada da karşılaşmanız ne tesadüf, öyle değil mi? Önce kaza, sonra tenis kulübü, ardından düğün. Sanki kader sizi özellikle bir araya getiriyor gibi. Biz de Cansu ile başlarda böyleydik. Her yerde karşılaşırdık. Ben de böyle düşünüyordum. Açıkçası şu an biraz kafam karıştı ama. Neden? Levent, onların aralarında bir şey var. Laflara bak. Saçmalama. Aralarında iş ilişkisi dışında hiçbir şey olamaz. Olamaz yani. Yok. Sanmıyorum. Tamam bak. Dinle beni. Sana bir şey itiraf edeceğim. Ama aramızda, tamam mı? Peki öyle. Özgür, senin kız kardeşine aşık. Ne? Şş, sakin ol. Rica ediyorum, olay çıkartma. Evet, aynen öyle. Bunlar bir ara beraber görüşmüşler. Artık aralarında bir yanlış anlama mı ne olmuş? Hatta Yeşim Özgür'le röportaj yapmış. Üstüne de Bay Yanlış diye manşet atıp rezil etmiş çocuğu. Evet, akşam Yeşim biraz bahsetmişti bana bu durumdan. Evet. Tabii Özgür gururlu çocuk, hassas. İlk kez bir kadına karşı böyle duygular besliyor. Ve kalbi kırılmış. Bana geldi. Ne yapabiliriz abi dedi. Tabii ben hem yaşça büyüğüm hem de az tecrübem yok biliyorsun. Kaçın kurasıyız biz. Hey gidi günler hey. Her neyse ben de dedim ki önce Yeşim'in sana karşı duyguları ne durumda? Bir ölç bakalım dedim. Ve bunun için tek yol ne? Ne? Kıskandırmak. Şimdi doğru mu anlıyorum? Özgür, Ezgi ile Yeşim'i kıskandırmak için mi dans ediyor? Bingo. Aynen. Vallahi bravo. Evet, taktiğin işe yaramış. Elbette ki. Ama bak, söz verdin. Aramızda. Yemin ver bana ya da boş ver. Yeşim'e söyleme, tamam mı? Şimdi Özgür'ün karizması çizilmesin. Yani bize yakışmaz. Tamam, aramızda. Bu arada bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim Levent. Ben olayı çok yanlış anlayıp Ezgi'den uzaklaşabilirdim. Ne demek? Lafı mı olur? Her zaman. Biz doktorlar birbirimize destek olmalıyız. Öyle değil mi? Hadi biraz hareketlenelim o zaman. Nasıldı bebeğim? Tak diye hallettim. Harika. Resmen böyle ağzım açıkta kaldı. Bravo, tebrik ediyorum seni Levent. Yani yalan konusunda bu kadar yaratıcı olduğunu, bunu iyi yapabildiğini, rahatlıkla söyleyebildiğini gerçekten bilmiyordum. Hatta böyle tüylerim ürperdi, ürktüm. Gerçekten. Tebrik ediyorum seni. Artık şu İstanbul'a dönünce yemek sözümüzü gerçekleştirelim, olur mu? Olur tabii. Sağdan sağdan geliyorlar. Aman. Kim bu çocuk ya? Konuştuğu bir de bu kadar samimi. Kim bu? Ne bileyim, gidip tanışalım istersen. Dur bakayım sen. Dur abi, gidelim ne? Derken koşalım demedim yani. Tamam tanışalım, tamam. Tanıştıralım yani. Evet, biz de biraz gençlerle takılalım dedik.
Niye kendi yani? Ne demek niye kızım? Ne demek niye? Yani niye derken? Anneciğim mi dedin sen? Evet, evet anne dedi. Çünkü ben Ezgi'nin annesiyim. Siz kimsiniz pardon? Ben. Ne oldu? Ne oldu? Çocuk ne oldu? Neymiş? Kız neymiş? Ay çocuk boğuluyor. Doktor. Doktor yapma doktor. Suyu iyi. Ben doktorum. Bir saniye. Ne oldu? Nefes al. Ne içtim ben? Nefes al ya. Nefes al bakayım. Ha, iyi misin? Ha? İyiyim. Ha, iyiyim. Tamam, iyiyim. Korku kızım ya. İyi, iyi. Ama iyi. Ah, demek siz de doktorsunuz. Öyle mi? Ay yoksa siz Özgür'le aynı hastanede mi çalışıyorsunuz? İyisin değil mi? Bir şey soracağım. Anlamadığım bir durum var. Özgür'le aynı hastanede mi çalışıyorsunuz dedi annem bana. Dedi değil mi öyle bir şey? O şeyden demiştir. Ezgi senin annenin küçük bir hafıza problemi var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru var. Hatta küçük değil hatta çok büyük bir hafıza problemi var. O öyle kafasında bazen alakasız şeyleri bağdaştırabiliyor. Benim babam beyin cerrahı biliyorsun değil mi? Anneni istersen bir görsün. Yok görmesin. Çünkü annemin zaten devam eden bir tedavisi var ve bu konunun konuşulmasından çok hoşlanmıyor. Peki. Aklında bulunsun yine de. Ben hatta bir anneme bakayım. Tamam. Ezgi. Nasıl her şey? Çok güzel. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Serdar benim çok eski bir arkadaşım. Evet, yani çocukluğumuz birlikte geçti. Yazdıklarımız yan yanaydı. Aynı sokakta büyüdük. Ne günlerdi be. Peki sen abim ve kız... Ezgi! 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 Ay çocuk bayıldı! Ay çocuk bayıldı! Ezgi! Kızım! Yani... Ezgi'nin... Tam zamanında bayılması inanılır gibi değildi. Bravo. Vallahi ben başta numara yapıyor zannettim. Yani çünkü onda oyunculuk var. Var mı? Var var biliyorum yapıyor yani arada bir. O kadar güzel denk geldi ki yani tam Ebru böyle patlatacak bizi. İşte abim, kız arkadaşı falan filan dilinin ucunda ya. Kız dedi çak kollarımda. Ben zaten öyle diyeceğini hissettiğim anda bir gözüm karardı fena oldum. Ay resmen korkudan bayıldım. Yani gerçi şeyin de etkisi vardır herhalde değil mi? İletin üzerine içtiğim koca bir bardağı. Kızım sen o kadarıyla kaldığına dua et bence. Ay vallahi o kadar korktum ki bütün gece gözüme uyku girmedi. Allah'ım ya. Bir şey olmaz dedim, dinletemedim. Sabahı zor ettik. Ne umduk, ne bulduk ya. Neyse kazası belası sağ salim atlattık tabii. Senin durumu saymazsak. Yani benimki biraz durum dışında tabii. Neyse bence yine de ucuz atlattık. Meraktan soruyorum. Acaba şansımız dönmüş olabilir mi? Bir umut. Vallahi aslında bana da öyle geliyor ya şu an. Döndü gibi yani. Serdar arıyor. Efendim. Günaydın Ezgi. Günaydın. Nasılsın? Ya bütün gece aklım sendeydi. Aslına bakarsan Levent'le konuştum. İyi olduğunu söyledi ama... Çok iyiyim şu an. Kusura bakma lütfen seni de meraklandırdım. Olur mu öyle şey? Asıl olan senin iyi olman. İyiyim iyiyim ben. Ya ben de anlamadım ne olduğunu. Hava değişimi falandır. Ya da... Alkol çarpmıştır. Pek alışık değilim de. Hiç arası hiç içmez ya. Aslına bakarsan ben de dün gece biraz garipdim. Aa öyle mi? Çok iyi görünüyordun. Seni de mi alkol etkiledi? Ya beni bir şeyin etkilediği kesinlikle doğru ama... bence o senden. Bütün gece gözümü senden alamadım. Büyüleyeceğini. Ben dün böyle bitsin istemezdim. Vedalaşamadık bile. Önemli değil. Ya İstanbul'da bir sürü gecelerimiz olur. Bu arada biz de Yeşim'le çıktık yola dönüyoruz havalimanına doğru. Yeşim'e sevgilerimi ilet lütfen. Tamam, o da sevgilerini iletiyor sana. Siz de bugün dönüyorsunuz değil mi? Evet. Tamam canım. Döndüğünde haberleşiriz. Herkese selamlar. Söylerim, görüşürüz. Bay bay. Oldu bu iş. Vallahi bu sefer bana da öyle geldi.
Senden çok etkilenmiş belli. Kalbini kırma. Baksana sana canım diyor ya. Evet evet. Bence de. Oldu bu iş. Oh be. Ebrumsuz ilk günüm. Şimdi siz de gideceksiniz. Bu ev bana o kadar boş gelecek ki. Aa, ben ne güne duruyorum hayatım. Günaydın, günaydın. 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 Günaydın Fitnet Hayret. Kahvaltıya yetişemedim. Ay yetişirdin de birazcık dünürlerinle baş başa kal istedim canım. Ne zaman gidiyoruz Ezgi'ciğimi istemeye? Ay bence bu hafta sonu benim için çok uygun. Aa tabii tabii. Senin için uygunsa olur, olur. Fitnatçığım. Ya bir müsaade etseydin de ben misafirlerimle bir baş başa konuşsaydım canım ya. Böyle damdan düşer gibi olur mu? Tabii. Nevin Hanımcığım. Ben sizi, ailenizi, Ezgi'yi tanımaktan o kadar mutluyum ki. Bunu size özellikle belirtmek istiyorum. Ya Sevim Hanımcığım biz de gerçekten yani sizi tanıdığımıza çok sevindik. Çok. Yani ben oğlumun iyi yetişmiş, düzgün bir kızla evlenmesini o kadar hayal ettim ki. İnanır mısınız? Yani çok enteresan. Ezgi'yi görür görmez bu hayalimin gerçekleşeceğine inandım. Yani Ezgi'yi o kadar çok sevdim. O kadar çok sevdim ki yani o da çok içim ısındı. Biz de öyle. Yani Özgür'ü görür görmez çok sevdik. Değil mi Ünal'cığım? Evet. Bir kere Özgür gerçekten çok iyi yetişmiş. Akıllı, erdemli, yani yakışıklı, iri. Oh, ay bugün amma sıcak ya. Yok vallahi ben de çok daraldım ya. Ne yapacağız bugün? Gitmeden bir denize girseydik. Evet abi ya, gitmeden bir deniz mi yapsak? Oğlum oralar bende. Bırakır mıyım ben iş böyle ya? En güzel bir işten yerimizi yaptım, merak etmeyin. Hala tekneye cesaret edemiyoruz galiba. Abi şansımızı hiç zorlamayalım dedim ya artık. Akıllıca. İyi de dün aldığımız bikiniler otelde kaldı. Bence hiç gerek yok, gitmeyelim yani. Evet evet, bence de ne gerek var. Ne olacak yahu? Şimdi buradan otele gideriz. Bikinileri falan alırız işte. Oradan da denize hop cumburlop. Oradan hop İstanbul'a. Yani. Evet ama uzun iş sanki. Aa, bir yüzmeyelim mi canım? Ha? Yüzelim. Denizde şakalar, muz, muzun üzerinde kaymak. Hadi kalkalım. Hadi şimdi kalkalım. Ben konum onu her şeyi atıyorum size. Orada buluşuruz. Tamam güzel. Buluşuruz tamam. Bir şey Özgür'le konuşmadan önce ben sizin bu konudaki fikirlerinizi almak istedim. Şimdiki gençler Fitnat'ın da daha önce söylediği gibi evlilik konusunda biraz böyle rahatlar. Bugünlerinin kıymetini, yaşlarının öneminin farkında falan değiller. Yani konu sadece evlilik de değil. Yarın çocuk sahibi olacaklar. Aa, evet, evet. Bu konuda size kesinlikle katılıyorum. Özellikle bir kadın için yaş çok önemlidir. Çok. Yani hem doğurganlık hem de doğum sonrası açısından. Yani biliyorsunuz biyolojik saatimiz var bizim. Böyle tık 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 işliyor değil mi? Gerçi ben de bunu kime anlatıyorum yani. Bu sizin oğlunuzun uzmanlık alanı sonuçta değil mi hayatım? Yalnız kadınlar için geçerli değil bu. Erkekler için de geçerli. Bakın ben hayatımın aşkını biraz geç buldum. Onun için bir çocuk sahibi olamadım. Ama Ezgi'yi gördüm. Artık o da benim kızım. Yani bu konuda hiçbir eksiklik hissetmiyorum. Ne güzel. Ezgi ne kadar şanslı. Teşekkür ederim. O zaman sizin de onayınız varsa ben oğlumla Ezgi'yi isteme konusunda konuşmak istiyorum. Ne dersiniz? Tabii yani gerçi karar kızımızın ama ben kendi adıma... Eğer sonuç olumlu olursa, yani gerçekten çok mutlu olurum. Ama yani hayırlısı diyelim artık. Tamam, tamam. Aa, bırakın şimdi kızımın kararı, oğlumun kararını. Bence bu işi bitirecek olan sizlersiniz. Şimdi durma zamanı değil, hareket zamanı. Ben gireyim. Hareket. Buluşuruz.
biraz konuşabilir miyiz? Annem, tabii ki. Yavrum gitmeden önce seninle yüz yüze konuşmak istedim. Ya dur, kalbimi indireceğim. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Otur şuraya. Hiçbir sorun yok çocuğum. Hiçbir sorun yok. Her şey o kadar güzel, o kadar olmasını hayal ettiğim gibi ki yavrum. Ay, çok mutluyum. Eski de ailesi de tam gönlüme göre yavrum. Yani seninle gurur duyuyorum. O kadar iyi bir seçim yapmışsın ki. Yavrum. Anne. Güzel kızım. Ay çok özledim seni. Gel şöyle anne kız baş başa oturup konuşalım azıcık. Hiç zamanımız olmadı. Gel. Güzelim benim. Yavrum. Ben bu Özgür'e de ailesine de bayıldım. Ah Ezgi'cim, yani sen bana böyle hayallerimin üzerinde bir mutluluk yaşatıyorsun. Ah güzel kızım, ben seni ne kadar övünsem, ne kadar gurur duysam az. Tatlım benim, oh akıllı kızım benim. Akıllı boncuğum. Bence Ezgi senin için kesinlikle doğru insan. Bak bunu bütün kalbimle hissediyorum. Ama anne bunun adı şu an peşin hükümlülük bence. Yani bu kadar hızlı karar verilmez. Dur bir önce bir tanıyalım birbirimizi mi Ezgi'yle, bir ilişkimiz bir pekişsin, böyle bir olgunlaşsın. Böyle aceleyle olmaz ki. Hayır söyle bana, ben ne zaman yanıldım? Söyle ne zaman yanıldım? Üniversitede gittin, o garip uzun saçlı çocukla çıktın. Ben ne dedim sana? Bu çocuk dedim seni kullanıyor dedim. Yanıldım mı? Yanılmadım. Sonra gittin o şekilsizle flört ettin. Ben ne dedim? Bak bu çocuk hırsız dedim. Yanıldın mı? Yanılmadım. Tamam anneciğim, tamam. Yani bu kadar çok örnek vermeye gerek yok. Sen hiç yanılmadın, yanılmazsın. Yavrum sen benim yanıldığımı hiç gördün mü ha? Hiç gördün mü? Anneler hisseder. Biliyorum yani Allah için yanıldığını görmedim. Evet yani hissiyatların hep, tahminlerin hep doğru olur. Çıkar yani hep. Ama yani yine de bir aceleyle şimdi şey yapmayalım yani. Bir görelim değil mi anne? Ne oluyor, ne bitiyor? Evlilik çok ciddi bir müessese. Sen benden daha iyi biliyorsun anne bunu. Yavrum bak ben babanla üç kez görüştüm, sonra da evlendik. Çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Yani adamcağız rahmetli olmasaydı biz hala çok mutlu evliliğimizi sürdürüyor olacaktık. Yani 10 yıl birbirini tanıyıp anlaşıp 3 günde ayrılan çift çok. Yavrum ben anlıyorum seni. Sen yine yanlış bir seçim yapıp hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorsun. Haklısın da ama inan bana sen annene güven yavrum, bak bu sefer farklı. Anneler hisseder. Bu Özgür senin için doğru erkek. Evet. Hem biz de Ünal abinle 2 ay içinde evlendik. Bak mis gibi 10 yıldır evliyiz işte. Bak aslında söylememem lazım ama söyleyeceğim. Şimdi Sevim Hanım oğluyla seni istemesiyle ilgili konuşacak. Yani aslında tam olarak şu anda konuşuyor. Ne? Annem ya ne istemesi ya? Saçmalama gözünü seveyim, bir dur ya. Oğlum güzel yavrum, hemen evlenin demiyorum. Bir adı konulsun ya. Yani işin bir ciddiyeti olsun, o kadar yani. Anneciğim, heyecanınızı anlıyorum. Ama biz Özgür'le daha yeni tanıştık. Daha birbirimize karşı tam olarak ne hissettiğimizi bile bilmiyoruz. Ay kızım bunda bilmeyecek ne var? Allah aşkına. Yahu siz birbirinize aşıksınız. Hem de deli gibi aşıksınız. Bunu görmemek için de salak olmak gerek yani. Bak sizin birbirinize aşık olduğunuz çok belli. Çok da iyi anlaşıyorsunuz. Bence uzatmayın bu iş. Ne var ki? Ay ben ailesiyle de konuştum. Onlar da çok mutlular. Çok çok çok. Ne oluyoruz? Ha? Dikkat istiyorum bak bugün. Akşam grup var. Gözüm üstünüzde. Ne yapıyoruz? Kelebek gibi uçup arı gibi sokuyoruz ama kırmıyoruz. Dikkat, özen. Gözlerinde göreceğim görev aşkını. Gene bugün formda seninkisi. Yeni biri başlayacakmış ya abi, o gelince gönderirler belki. Ya evet biri başladı ama yeni mekan için. Bize bir faydası olmaz Sedacığım, hiç merak etme. Hop beni seviyor musunuz? Bitti mi gıybet, bitti mi sohbet? Hı? Bittiyse akşam grup var. Bak gözlerinizde göreceğim o şimşeği. Ama daha çok erken Gizem Hanım. Bravo, çok erken. Kime göre, neye göre? Sizin için bu
asla kabul edilebilir bir şey değil. Siz geç bile kaldınız. Mıyışıksınız çünkü. Siz mıyımıntısınız. Hadi bakalım, hareket istiyorum. Şimşekler çaksın burada, fırtınalar essin. İş aşkı, görev aşkı, hadi. Gizem Hanım, size kokteyl hazırladım. Senin arkadaşın nerede? Yine mi geç kaldı o asalak? Ha, şey... Bir şey diyeceğim, bu sizdeki gerginliğin sebebi nedir acaba? Yoksa Özgür'ü mü özlediniz? Sen iyice şaşırdın herhalde. Gerginim ama niye gerginim? Sizin gibi tembeller yüzünden. Her iş benim omuzlarımda. Hepinizin yükünü ben çekiyorum. Hepinizi ben kontrol ediyorum. O yüzden olmasın. Biliyorum bugün büyük bir iş var ama bunu da başaracaksınız. Yani ben yardım edeceğim zaten bir şekilde. Bu geceyi atlatacağız. Eksik ol canım. Ben hallederim tek başıma. Ayağıma dolanmayın yeter. İyi. Yine bekleriz. Hı. Seninki geldi. Münasebet canım, nereden bileyim? Hoş geldin hayatım. Bana buyurun. Yok. Ben seni daha sakin olan bahçemize alayım. Olur. Nasıl geçiyor? Geç canım, şöyle. Ha. Ne içersin? Sade kahve. Sevgi Hanım, bize iki sade Türk kahvesi lütfen. Evet, nasılsın hayatım dünden beri? Gizem bak, ben seninle konuştuklarımızı bir düşündüm. Ben Ezgi'yi geri istiyorum. Ezgi'yi geri istiyorsun. Evet, onu kaybetmek hayatımın en büyük hatasıydı. Çok pişmanım. Harika, işte bu. Öyle olmayacak, duyamıyorum ki. Çok uzağa gitti, çekmiyor kadın. Ama görüyorum. Yani hatanı anlamış olman çok güzel. Evet ama nasıl? Yani ben bugüne kadar birini kazanmak ya da onu etkilemek için en ufak bir çaba sarf etmedim ki. O yüzden bilmiyorum. Ezgi'yi tekrar geri kazanmak için ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Ben biliyorum ama merak etme. Ben sana yardım edeceğim. Yardım olarak? Ezgi'yi geri alacaksın. Geri alacak. Ezgi'yi geri. Ezgi'yi geri alacak. Güzel. Ama benim de senden minicik bir ricam olacak. Nedir? Ezgi'yi kazandıktan sonra buradaki işinden ayrılmasını isteyeceksin. Gizem bak, Ezgi'yi kazandıktan sonrası çok kolay. Onu istediğim gibi yönlendirebilirim. Harika. O zaman anlaştık. Güzel. Sen. Ah, bu arada. Benim Ezgi'yi iyice deşifre edebilmem için onun hakkındaki en ince detayları bile öğrenmem lazım. Hobileri fobileri. En sevdiği renk, en sevmediği renk. Her şeyi en ince detayına kadar bana anlatman lazım. O iş bende. Hemen anlatayım. Allah'ım konuyu biliyorsun ya. Vallahi koskoca Özgür Atasoy. Kendimi soktuğum pozisyonlara bak ya. Vallahi işte ne oldum değil ne olacağım tam olarak bu ha. Ben de hiç ummuyordum bu kadar dibe vuracağımızı. Resmen yalana karşı kamu spotu gibiyiz. Yani gerçi annemden bahsediyoruz. Niye ben bu kadar şaşırıyorsam yani. Taktı ha vallahi taktı. Kesin beni evlendirecek. Annen de kesin o gaza getirdi. Tabii tabii kesin. Kesin benim annemi o gaza getirmiştir. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey yapmamız lazım. Çok net orası. Çünkü böyle gitmez yani. Ben annemi tanıyorsam ki tanıyorum. Bu konunun peşini asla bırakmaz yani. Niyeti bozdu. Yani Allah korusun İstanbul'a kadar kalkıp gelebilir yani. Şu an Ebru falan da yok. Tamam mı? Onu tutabilene aşık olsun yani. Sağ ol. İçim çok rahatladı gerçekten. Ne yapacağız peki? Bir şey düşünmemiz lazım. Fitnatçığım. Özgür'ün bakarız demesi bile büyük bir gelişme. Bak ben sana dedim, yüz yüze Özgür'le gitmeden görüşmen çok iyi oldu. Hem Ezgi'yle ilgili fikrini hem de niyetini öğrenmiş oldu.
Evet evet, haklısın. Vallahi çok iyi oldu. Dediklerimi de dedin değil mi? Hani ben seninle çok gurur duyuyorum. Beni çok mutlu etti falan. Hepsini söyledin mi? Dedim demem mi? Yalan da değil yani. Özgür çok vicdanlı çocuk. Bence senin söylediklerini düşünecektir. Ay, içime doğuyor. Kesinlikle çok yakın zamanda bu iş tamam. İnşallah. İnşallah. Evet. Aa, çok teşekkür ederiz. Hazırlanmışsınız. Evet. Biz artık yola çıksak iyi olur. Evet. Ay yo, çok erken daha. Ay, denize gideriz diye düşünmüştüm. Hatta çocuklar gidiyor. Takılırız biz de peşlerine. Yani aslında iyi olurdu ama şimdi size zahmet vermeyelim. Evet. Aa, denize girmeden olur mu? O kadar yol geldiniz, yoruldunuz. Lütfen kalın bizimle. Vallahi ısrar ediyorum. Önemli bir işiniz yoksa kalın lütfen. Olur yani, çok da önemli bir işimiz de yok zaten. Daha ne o zaman? Hadi. O zaman hayatım şey yapmamız gerekiyor. Denize gideceksek bir mağazaya gidip mayo falan. Ha evet evet yani. Evet evet, doğru, gidelim hadi biz o zaman seninle. Aa dur, benim bildiğim bir yer var, ben sizi götürürüm. Öyle mi? Yok yok ya, size zahmet olmasın, biz hallederiz. Ne zahmeti efendim, lütfen rica edeceğim, lütfen. Hadi lütfen, siz alışveriş yapın, ben de hazırlanıp geliyorum arkanızdan. Hadi lütfen lütfen. Çok iyi olacak. Baba bize kaç tane dört mü? İçmiyor musun? İçmiyorum. Ben alırım. Ben de. Seviyor. Ay neyse, şu meseleyi bir an önce halletmeniz lazım. Yoksa giderek böyle acayip bir hal almaya başladı. Hatırlatma ya. Yok ya. Ya bence çok fazla gereksiz ciddiye alıyorsunuz. Ya üç gün sonra anlaşamadık, ayrıldık dersiniz. Olur biter. Ne var bunda? Olup bitmez Deniz. Nasıl olup bitsin? Annemi tanımıyor musun? Kahrından ölür kadın. Evet ya, benimki de ölür biter. Mahvolur yani. Ya bunlar niye tanıştı ki? Ne gerek vardı yani? Hayır, bir de gerçekten çift değilsiniz, rol yapıyorsunuz ya. Sizi bayağı birbirinize uygun, iyi anlaşan bir çift zannediyorlar. Sorun orada. Ya. İşte bir de içlerimizi bir görseler. Gerçek yüzümüzü bir görseler zaten, bırak evlenmemizi, yan yana olmamızı bile istemezler. Muhtemelen. Tamam, işte bu. Ne yapacağınızı buldum. Şimdi annelerimiz geliyor dediniz ya. Anneler geldiğinde öyle bir davranacaksınız ki... bırakın sizin evlenmenizi istemeyi, evlenmenizden korkar hale gelecekler. Doktor, süper fikir de biz bizdeki bu ani değişimi nasıl açıklayacağız onlara? Birbirinize daha ciddi gözle bakarak. Okey. Tamam ya, çok iyiymiş. Evet ya, oradan evet alır gideriz yani. Nereye alıp gidiyorsun? Ne okey? Ben bir şey anlamadım. Siz anladınız mı? Yok, bende yok. Anlamadım. Çok normal tabii. Yani benim ne demek istediğimi erkekler daha iyi anlarlar. Şimdi, Ezgi'cim. Erkek dediğimiz canlı bir kadını beğenmeye başladığı zaman... böyle daha sahiplenici davranmaya başlar. Nasıl söylesem, belgesellerdeki primatlar, goriller gibi düşün. Böyle bir işte ne bileyim güç gösterimleri, kendini daha büyük göstermeler, böyle itmeler, çekmeler, kaldırmalar, böyle güç gösterileri, daha kıskanç tavırlar falan gösterir. İlkel yani. Evet. Yani demek istiyorsun ki evlenecek kadın, eğlenecek kadın. Öyle mi? İkisi ayrı mı? Doğru mu anlıyorum ben? Hayatım lütfen, ama sen lütfen bir sakin ol. Hep bir agresyon falan yani. Yo, ben sakinim. Sakin mi? Sakinsin. Ama öyle gözükmüyor. Bak Denizciğim, ben de erkeklerin kadınları sınıflandırmalarına kesinlikle karşıyım. Ama burada ayrı bir durum var. Sınıflandırma değil, puanlama mesela. Puanlama bence hep var yani. Puanlama hep var. Hatta kadınlarda daha fazla, daha çok puanlıyor mu? Daha çok puanlıyor. Ay yok. Yok, bence ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Neyse Ezgi'cim, anlatabildim mi yani sonuçta? Çok iyi anlattın Levent. Yani o zaman ben de Özgür'e öyle davranacağım. Özgür'ü artık ciddi düşündüğüm için daha sahiplenici, daha kıskanç, daha baskıcı. Güzel güzel, sevdim ben bunu. Süper, anladım. Yani öyle mi oluyor bilemedim ama evet, aşağı yukarı aynı. Biz buradan uçar gideriz yani. Üret üretebildiğin kadar yani. Ucu bucağı yok. Hayal gücünün şu an sınırı yok yani. Güzel. Fakat uçalım derken çok da uçmayalım. Neden? Birincisi anneleriniz durumu anlamasınlar. İkincisi kadınların yüreğine inmesin sonra. Yok yok, kontrol altında ya, kontrollü, minik minik. Herhalde canım, küçük küçük oraları oynayacağız. Biz de. Evet, güzel. Gidelim.
Seninle konuşmak bana çok iyi geldi. Çünkü ne yapacağımı gerçekten hiçbir şekilde bilemiyorum. Ne demek hayatım? Bak biliyorsun ben her zaman buradayım. Dostuz biz. Tabii bana ki. Anlatmayacaksın. Kime anlatacaksın? Tamam, evet. O zaman görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet. Ölüyorsun, bitiyorsun değil mi merakından? Çatır çatır çatladın şu an. Ama asla öğrenemeyeceksin ne konuştuğumuzu. Soner'in Ezgi'yi geri kazanmasını sağlayacaksın. Yuh! Pes! Sen buradan o mesafeyi nasıl duydun be adam? Ve bunun karşılığında aman Soner... Aman dur! Duymak istemiyorum. Bana bak. Kimseye bahsetmek yok aramızda. Tabii ki. Biz bir takımız. Evet. Sonunda ağız okumayı başardım. Çok güzel. Çok iyi. Hadi denize gelen. Geliyoruz, geliyoruz. Hadi, hadi, hadi. Ne olur, tamam. Geliyorum, tamam. Tamam, süper. Ozan, hadi abi. Abi, buz isteyeceğim şimdi. Ayağıma biraz koyayım, ağrıyor ya. Oğlum ne buzu ya? Kite surfing yapalım demedim, yüzelim dedim ya. Hiç su sporlarıyla hiç aran yok biliyor musun? Gel bir şeyler öğreteyim sana ya. Tamam. Ayrıca bacağın falan iyi gelir oğlum deniz. Gerçekten iyi gelir ya. Biliyorum. Oğlum onu demiyorum ben. Şairane bir yerden almadım. Normal denizi diyorum. Hadi ya. Söz geliyorum. Sen gir geliyorum. Of ya. Baba hadi ya gel sen. Abi ne yapacağız bunu ya? Ne olacak bunun hali? Böyle değil mi bu çocuk? Atraksiyonu severdi yani böyle. Şimdi prensesler gibi kuruluyorlar. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bir sorun var. Var da benim haberim yokmuş. Levent'in benimle evlenmeye niyeti yok. Ne alaka ya? Nereden çıkardın? Az önce bahsettiği gibi bana davranmıyor Ezgi. Yani ne kıskanıyor, ne karışıyor, ne bir şey yapıyor. O mesele. Evet, garip örnekler veriyor. Ama abartma bence. Yani sonuçta Soner de beni kıskanmıyordu. Canım istiyorsan Soner'den bahsetmeyelim. İyi bir örnek değil çünkü. Hayır yani beni böyle teselli etmeye de çalışma. Çünkü gerçekten bunalıma giriyorum. Evet, saçma bir örnek oldu. Ben biraz güneşleniyorum. Tamam. Kremi versene. İstersen yer değişebiliriz, orada güneşlenebilirsin. Niye ki? Ya şu yandaki herifler pis pis bakıyor da biraz rahatsız oldum açıkçası. Sana mı baktılar? Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Sana baktılar işte. Bir dakika, bir dakika. Bana bakıyorlar, sen niye rahatsız oluyorsun ha? Nedir bu sahiplenme durumları falan? Hayırdır? Yok, belki görmemişsindir diye şey yaptım. Görürsen sen de rahatsız olursun diye düşündüm, o yüzden. Yok, yoksa... ben rahatsız olsam söylerim zaten. Sen merak etme. Şişt. Alo, hayırdır ha? İlk defa mı kadın görüyorsun? Önüne, önüne. Aynen, dön. Ben yerimi değiştirmeyeceğim. Onlar baktıkları yeri değiştirecekler. Çok haklısın, özür dilerim. Ben denize şey yapayım. Sen. Aynen. Şişt, deniz. Şişt. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın Ozan'ı iyice haşladın yazık çocuğa. Yok ben az bile yaptım. Ben ona dün geceden uyuzum. Neymiş efendim bazı kadınlar da böyleymiş işte öyle davranırlarmış falan. Hayır yani ayrıca kısıtlamak ne demek ya? Sen kim oluyorsun da beni kısıtlıyorsun bir kere? Tamam, haklısın. Sakin ol ama şey gibi düşün yani kısıtlıyor demeyelim ona.
çok hoşlandığı için senden kıskanıyor böyle tatlı tatlı. Bence bunun kıymetini bil canım. Bak beni kıskanan yok. Çünkü ben eğlenilecek kadınım. Baktım. Cansucuğum, canım benim. Saçmalama istersen. Yani Levent kendine çok güvenen bir adam. Ayrıca sana da çok güveniyor değil mi? Ayrıca yahu adamın gece gündüz saksı gibi gözünün önündesin. Cansu seni niye kıskansın Levent? Ha, ondan tabii ya. Yani. Ondan tabii. Geliyor çaktırmayın. Ben denize giriyorum. Ben de. Oldu. Tatlım su çok güzel, gelsene. Yo, iyiyim ben böyle. Ah, yapma, hadi beraber yüzelim. Hayır, gelmek istemiyorum. Zorlama Levent. Bana bak. Sen bana trip falan mı atıyorsun? Yo. Bak, eğer trip attığın için denize gelmiyorsan çok kırılırım. Levent, zorlama istersen. İstemiyorum dedim ya. İyi, peki tamam. Ben de gitmiyorum o zaman. Burada seninle kalacağım. Bari şurada beraber bir şeyler içelim. Olur, içelim hadi, tamam. Buyurun. Ne kadar güzel ya. Bizim sahiller gibi esiyor. Değil mi? Gergin gördüm bugün biraz. Yok. Hadi rahatla. Tatlım, ne olursun? Cansu! Cansu mu? Cansu! Hayatım, ya ne yapıyorsun? Bebeğim. Bebeğim mi? Titriyorsun. Hayatım, iyi misin? Neredeyse ölüyordum Levent. Aşk olsun ya. Ama bebeğim, yüzme biliyorum demiştin bana. Yüzme biliyorum. Belki su fobim var. Nereden biliyorsun? Olamaz mı yani? Olabilir tabii canım. Niye olamazsın? Tabii. Tamam, su fobim varsa yüzmeyi ne ara öğrendin? Yani Allah'tan ben bunu teknede yapmadım. Düşünsene seni böyle kucağıma alıp derin sulara doğru daldığımı. Allah muhafaza. Gerçi kıyıdaydık. Kalkabilseydim bir ayağa. Neyse canım. Bir karış suda boğulmak böyle oluyor herhalde. Tamam, bence kapatalım bu konuyu artık ya. Evet, kapatalım. Geçmiş olsun. Rezil oldum Ezgi. Hayır, daha neler. Rezil oldum. Hayır. Hayır. Geçti titremen, geçti. İyisin. İyisin. İyiyim. Oh. Geliyorlar. İnşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Hazır mısınız? Tamam, sen merak etme. Biz senin yanındayız. Aynen, sakin ol. Ben bir gidip Özgür'ü çağırıp girelim. Oh. Hadi. Ha? Bak çocuklar da burada. Anne, İnan abiciğim. Ha canım. Ezgi. İzle ve gör. Ay güzel ya. Güzel de İnan abiciğim. Nasılsın kızım? İyiyim anneciğim, hoş geldin. Çok güzelsin. Canım, burada bize yer var mı yanınızda? Fatih'im, senin teyzeciğim, biz şurayı sizin için ayırdık. Aa, ne güzel, tamam. Özgür nerede? Deniz'de senin teyzeciğim. Tamam canım, biz buradayız. Cansu, ne güzel görünüyorsun sen böyle. Kızım, sen niye denize girmeden o kadar seversin yüzmeyi? Aa, daha üstünü bile çıkarmamışım. Yok anneciğim, iyiyim ben böyle, sağ ol. Allah Allah. İyi hadi. Ben geçiyorum. Hadi. Hayatım, şunu da alır mısın? Ver canım. Benziki, iyiyim derken nasıl iyilik bu böyle? Ünal abiciğim, biz biraz konuşalım. Konuşalım ya. Gel. Ne oluyor bu? Ünal abiciğim. Ha, söyle. Aramızda kalsın bu an. Bak, sakın anneme söyleme. Sakın. Özgür benim burada mayoyla durmama izin vermedi. Ne demek izin vermedi? Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Vallahi ben de çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım ama işte Mayo'yla güreşlenemezsin de
denize de giremezsin dedi. Ben de ne yapayım? Mecbur. Ama bak annem sakın duymasın. Çünkü biliyorsun annem duyarsa gerilir şimdi, böyle şeyleri hiç sevmez. Ama kim sever kızım böyle bir şeyi? Kim sever karışılmayı ya? Bak bak ben de sinirlendim. Elim ayağım tutuyor. Bak bak çok fena oldum ha. Ay sen sinirlenmeyin Allah'ım. Ama olsun ne olacak yani, ben de güneşlenmem de. Denize de girmem. Böyle burada otururum, ne olacak? Olur mu öyle şey kızım, olur mu? Bak 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 şuna bak bak. Kendisi Poseidon gibi çıkmış böyle mayoyla denizden, seni kısıtlamaya kalkıyor. Olacak şey değil lan. Ben böyle şeylere gelemem. Ya hiç beklemezdim bu adamdan böyle bir şey ya. Ay çocuk. Ay geldi benim dozer oğlum. Böyle şey olmaz. Bilal abi. Ne abi, abi hoş geldin. Hoş. Hoş bulduk. Abi valla su çok iyi. Öyle mi? Biz de birazdan denize girelim o zaman Ezgi ile beraber. Tamam abi, girin yani. Ezgi ile. Tamam, girin, girin, tamam. Zeynep Hanım. Nal abi biraz gel. Ay yok ya, o sıcaktan orayı başına vurmuştum. Korktu sandın Nal abi. Korkacak tabii, gördün mü? Sana yapıyor yapacağını. Beni görünce hiçbir şey yapamadı. Olsun, biz yine de bu konunun üstünü kapatalım. Çok uzatmayalım. Çünkü sinirlidir de biraz. Yani böyle gerildim mi? Aman gerim gerim. Gerilirse gerilsin, ne yapalım? Ben de geriliyorum. Olmaz öyle şey kızım. Ünal abicim, ya evlenmekten vazgeçerse benimle mesela? Aman kızım, vazgeçerse geçsin. Böyle kısıtlama olur mu ya? En iyisi sen suyun denize girin. Bana bak, benim yanımda sana bir şey söylemeye kalkarsa vallahi Adonis baklava tezgahına bakmam, dalarım ha. Yürü be Ünal abi. Hadi, hadi soyun da denize girelim ya. Gireceğim Ünal abicim, sen annemi al git, ben geliyorum. Gideceksin ama. Tabii. Mutlaka gideceksin. Bas. Ne oluyor ya, bir gerginlik var ya. Nerede? Burada. Hadi hayatım, denize girelim. Ah hadi girelim canım. Ay soğuk mu olur acaba? Ben soğudum ben. Ay. Ne? Şuraya. Ne? Şimdi... Canım, birazcık abartmadın mı acaba? Yok ya. Bence çok kontrolü gittim. Tam ayarındaydı. Şimdi ikinci aşama. Kestim ayağımı çok. Hadi sonra. Ya. Ayağı orada. Yiyecek bir şey var mı anne, böyle fındık fıstık? Bakayım yavrum sana. Özgür. Sen nereye bakıyorsun öyle? Nereye bakayım aşkım? Nereye bakabilirim şu an? Hiçbir yere bakmıyorum ya. Yok yok. Ben gördüm. Ben gördüm senin nereye baktığını. Sen orada öyle kızlarla işaretleşiyordun. Ne demek istiyordun ha? Böyle böyle yaparak. Siz kabinlerin oraya geçin, ben geliyorum mu demek istiyordun? Yok yavrum, yok yok. Bakmadı, vallahi bakmadı. Ben yanındayım, bakmadı hiçbir yere. Yok Sevim teyzeciğim, ben gördüm. Gözümle gördüm. Senin bu oğlun var ya, karda yürür, izini belli etmez. Öyle bir cins bu. Beni aldatır, hiçbirimizin ruhu duymaz. Aşkım, canım benim, ne biçim lakırdılar bunlar? Neler diyorsun sen böyle? Allah, biraz abartıyorsun sen şu anda ya. Sus, biliyorum ben. Sende o potansiyel var. Zaten madem artık ilişkimizi daha ciddi bir boyuta taşıdık, yani artık ilişkimiz ciddiye ciddiye doğru gidiyor. İstanbul'a dönünce seninle şu iş konusunu bir konuşalım. Ben senin artık geceleri çalışmanı istemiyorum. Hatta bence sen hiç çalışma. Gece gündüz gözümün önünde dur. Gece gündüz. Çünkü orada çalışılmaz öyle yani. Ne öyle, etrafında sürekli kadınlar, kızlar. Hoş değil. Bir aile yaşantısına aykırı. Ya anne, yani normal mi bu? Medeni bir şey mi? Lan neler söylüyor? Neden ben, öyle? Abartıyor musun? Bir doktora mı seni göster? Ne yapsak? Sen bana karşı mı geliyorsun? Yanlış mı duydum ben? Sen benimle galiba evlenmek istemiyorsun. Ballı böreğim aşkım, ben hiç karşı çıkar mıyım ben sana? Benim öyle bir yapım yok, karşı çıkmak falan. Öyle bir biri miyim anne? Sus, tamam.
Aa, çok uzadı bu mevzu. Biz bu konuyu sonra mı konuşsak sen, ben? Baş başa şimdi burada yani, tamam. Hoş değil. Tamam, yeter. Hadi kalk, düşünme. Ben denize gireceğim. Sen de orada dikilirsin. Hadi. Anne. Düşme. Anne, ya kelepçe de tak bari yani. Aa. Çabuk. Sağa sola bakmadan, hadi önüne bakarak, hadi. Anne. Hadi kapa yerde. Geleyim mi? Geleyim. Yok, ben de. Anne. Yürü. Oğlum. Tamam, tamam, yeter. Çocuğu muma çevirmiş. Aa, yavrumla başına gelen. Ayrıca sen niye çıplaksın? Üstüne bir şey giy. Ne yapayım, ceket mi giyeyim? Lahana gibi sarınayım mı bu havada, bu ortamda? Olur uygun. Senin teyze benden nefret ediyor. Ya, bak bunun bedeli ağır olacak ama. Elinden geleni ardına koyma. Kızım, düşeceğim. Çalış diyorsun yani, meydan okuyorsun. Hadi bakalım. Öyle. Ay, bu arada Ünal abi sana biraz bilinik. Benim Maya'yla durmama izin vermediğini düşünüyor da. Arkanı kolla. Bak şimdi ya, Ünal abiyi de çok sevmiştim, aramızı bozdu. Bu işler sırayla. Yani şu an Sevim teyze de bana pek bayılmıyor. Hadi olsun bakalım. Kazamız mübarek olsun, hadi düşünme. Güzelim kızın içinden manyak çıktı ayol. Vallahi hala şoktayım ha. Bu kız paranoyak falan mı acaba? Vallahi Sevimciğim, ben para ayak falan anlamam ama hiç normal değil o kesin. Hiç böyle değildi bu kız. Demek ki bize oynamış Sevimciğim. Seni etkiledi, iş ciddiye bindi. Oh, garantiledi her şeyi. Sonra da gerçek yüzü ortaya çıktı. Öyle mi diyorsun? Fitnat ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki. Ne demek bilmiyorum ki? Senin yüzünden manyak bir kızla evlenmeye teşvik ettim çocuğumu. Hayret bir şey ya, düşün bir şeyler. Dur bakalım, dur. Orada bir iki lafıyla falan hemen önyargılı olmayalım. Belki o kadar manyak değildir. Hı? Hadi o zaman yanlarına gidip biraz daha gözlemleyelim. Hadi. Ay, ayağım uyuşmuş benim. Bekle, bekle. Nadine. Doğru timing'i bulmamız lazım. Bir saniye. Geliştim hadi. Geliyorlar, geliyorlar. Hazır mısın? Başla. Hadi giriyorum. Ezgi, duymamış olayım ya böyle bir şey. Ya nasıl böyle ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Benle birlikteyken yani başka erkeklerle görüşmek istemek ne demek? Tabii ki de görüşemezsin başka erkeklerle. Yani hoş mu? Bu söylediğin hoş mu yani? Çüş, çüş. Peki ben bunu kabul ettim diyelim. O zaman sen de eski sevgilinle görüşmeyi keseceksin. Çünkü haberim var. Ara ara görüşüyorsunuz. Buna bir son ver. Tabii ki de. Yalnız bir şartla, yani çocuk istemediğini söyledin bana. O konuyu benim için bir daha bir düşüneceksin. Allah çarpacak seni. Ulan ne diyor bu ya? Tamam yani düşüneyim. Yani zorlarım kendime en azından. Tabii ikna olmam zor gözüküyor ama... mesela kabul ettim diyelim. Ben onu 9 ay taşıyamam. 9 ay çok uzun bir süre. Ayrıca emziremem de. Ne? Yok Şömen. Çünkü hem 9 ay hem emzirme çok kilo alırım. Bir de vücudum deforme olur. Hak veriyorum ama tabii ki deforme olmasını istemeyiz. 5 ay taşır mısın? 5 aylık çocuk yaşar mı? Ne yapacağız? Artık bakacağız. 3 yeter aslında, kurtarır. İşte boyuta göre karar veririz. Ay ben... Ah, dur, dayanım. Dur, dur seni. Yetişin. Koş. Gitti, gitti. Ezgi. Ay kadın gitti. Ayak gel. Bir şey mi çok abarttı. Oralar çok... Çok inandılar. Hep senin yüzünden ya. Çocuk çık, 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 çık. Çıkart beni çabuk. Anne. Tamam, tamam. İyice kendine geldi. Biraz daha açılalım. Aha, açılalım. Hava alsın. Oh. İyi misiniz? Ay, iyiyim. Kimsin sen yavrum? Doktorum ben. Estetik doktoruyum. Hmm. Yalnız söylemeden de edemeyeceğim. Burnunuzun ne kadar güzel bir oranı var ya. Adeta altın oran. Ben size bakmayın demedim. Vallahi annem. Annem iyi misin gerçekten? İyiyim oğlum. Eve götür beni çocuğum, evimize gidelim hadi. Gidelim anneciğim, gidelim. Sevim teyzeciğim, bizi çok korkuttunuz. Sen de beni çok korkuttun. Gördüğüm kadarıyla iyisiniz. Biz de o zaman yavaş yavaş yola koyulalım. Çocukların da yolu uzun. Anladığım kadarıyla çetrefilli. Tamam, tamam. Gidin siz de evinize gidin. Hadi gidin. Geç kalmayın diye dedim yani. Ha. Ne oldu? geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun.
resmen annenin yüreğine iniyordu. Fakat arkadaşlar çok abarttınız yahu. Bir de sizi uyardım. 5 ayda doğururum diye kural koymak da neyin nesi? Ay ne bileyim ya, içimden sanki bir anda bir canavar çıktı. Ben sana sordum değil mi? Birazcık abartmış olabilir misin dedim değil mi? Neyse tamam, olan oldu artık. Bundan sonra evlenmemizi isteyecekleri ben hiç zannetmiyorum yani. Bence şu an ayrılalım diye dua etmeye başlamışlardır. Ya tabii canım, zaten 3 gün sonra anlaşamadık ayrıldık dersiniz olur biter. Onlar da gördüler zaten. Kimse de daha fazla üzülmemiş. Aynen öyle. Evet. Evet, sanırım işlem tamam. Öyleyse biz şimdi otele geçelim, toparlanalım. Buraya kadar. Tamam. Tamam. Biz de bir eve uğrarız, valizleri falan alıp peşinizden yola çıkarız. Teyzeciğim. Canım. Hadi araşırız. Tamam hadi bay bay. Hadi kızım, iyi yolculuklar. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu arada sen nasıl araba kullanacaksın? Bayağı topallıyorsun falan şu an. Vallahi ben de bilmiyorum abi, onu düşünüyorum. Bakacağız. İstersen ben kullanabilirim. Ha iyi. Güzel olur. Hı-hı, aynen. Hem yolda giderken de bazı kadınlar da böyle derken ne demek istediğini rahat rahat konuşuruz değil mi? Konuşuruz. İyi. Çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ay ben yakışıklı oğlumla konuşmak için sanırım biraz acele ettim. Ya biraz öyle oldu herhalde. Yani birdenbire böyle iş ciddiye bilince gerildiler tabii. Tabii çok bayağı bir gerildiler. Gerildiler, gerim gerim gerildiler. Ya. Ya şey, bizim eşyalar burada zaten. Biz arabaya bin gidelim, buradan gidelim. Ha tabii gidin. Buradan gidin. Buradan gidin. O zaman her şey için teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Bursa'yı da bekleriz yani, gelirseniz. Yani canım, yolunuz düşerse. Ya çok da öyle hani kendinizi zorlu hissetmeyin, olur mu? Kısmet. İnşallah, inşallah. Hadi. Hadi canım, biz gidelim de çocuklarla bir vedalaşalım. Çocuklarla vedalaşalım. Anneciğim. Yavrum. Ezgi'cim, ben iyice düşündüm çocuğum. Bu işler böyle aceleye gelmez. Sen yavaş yavaş kararını verirsin. Ezgi'cim, iyice tart, iyice düşün. Bak bugün sana böyle davranan yarın nasıl davranmaz? Çok haklısınız. Anneciğim, yallah abicim, ben de öyle düşünüyorum. Zaten çok gerildim bugün, bir fena oldum. Kısmet artık, bakacağız. Kısmet. Hadi yavrum, hadi. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi Ünal'cığım, hadi. Hadi geçelim. Bir an önce Özgür'le konuş, o kızdan hemen kurtulsun. Hemen. Fitnem zaten öyle yapacağım, başka ne yapacağım? Ay yavrum. Canım. Oy kurban canım. Olsun anne. Canım. Ah aslan. Asil oğlum benim, asil. Çok sevindik canım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın, olur mu? Tamam, kendinize bakın. Hadi canım. İyi yolculuklar. Yürü, yürü, yürü. Bye. Merhaba. Ay. Dönelim beraber buradan. Bu nereye geliyor? Sen öyle beni sevdin. Kalmış burada mı? Annesi unuttular bunu. Ay başım bekledi. O zaman ne yapalım? Hemen valizleri toplayıp çıkalım. Hemen kaçalım diyorsun. Yani fazlasıyla gerilmedik mi? Evet, ama iyi idare ettik bence. Bence de. İyi ekip olduk. Kızım bayıldı. Kızım.
bir ritüel oldu artık bence. Ezgi, iyi misin? Bakacağım bilmiyorum vedalaşırken. Kadıncağız kesin manyak olduğumu düşünüyor. Keşke o kadar abartmasaydık. Hele o çocuk meselesi. Kim bilir nasıl hayal kırıklığına uğradı. Evet de işte sen annemi hiç tanımıyorsun, ancak bu dozda bir şey ona geri adım attırabilirdi. O yüzden hani olması gerekiyordu. İnşallah doğru yaptık. Cemal abi ağrı değil değil mi? Değil, değil. Teşekkür ederiz. Ne demek? Cemal abim çok iyi bak kendine. Sağ ol, sağ ol. Annem biz gidiyoruz. Oh, güle güle git. Dikkat et. Tamam annem. Konuşuruz telefonda. Tamam tamam merak etme. Her şey için teşekkür ederiz. Güle güle git. Güle güle. Dikkat et. Tamam ki takacağım kemeri falan. Tamam şey yap. Artık sevgilim olmaktan kurtuldunuz Ezgi Hanım. Siz de öyle Özgür Bey.
Aç kapıyı.